Türkiye'deki diğer girişimcilere, diğer paydaşlara da katkı sunmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla dışarıya açık etkinlikler de düzenliyoruz. Pandemi öncesinde daha sık sık yapıyorduk ama pandemiyle birlikte bu azaldı. Biz tekrar bu etkinlikler serisini artırmaya başladık. Dolayısıyla da yeni bir seriyle Game Changers Talks başlığı altında başlattık. Bugün 7 haftalık bu serinin ilkini sevgili Hande Çilingi ile birlikte başlatıyoruz. Her hafta ekosistemdeki önemli aktörlerden birini farklı bir konu özelinde ağırlayıp aslında bir startup'ın yolculuğunda sıfırdan eksiğe kadarki yolculuğunda bir konu özelinde ağırlayıp tecrübelerini dinleyeceğiz. Ben daha fazla rol çalmayayım. Bizi kırmaya geldiğiniz için teşekkür ederiz. Ben sahneyi size bırakıyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Öncelikle beni normalde hani çok fazla belki artık orada burada görmüyor olabilirsiniz Koç Bacı olarak. Bunun sebebi hani zaten insanın hikayesini az çok insanlar biliyor. Burada çok eko yapıyor mu sizlere? Nasıl geliyor? Ses okey mi? Biraz ekolu mu geliyor? Tamam, süper. Okey. Şimdi tekrar çıkıp birçok konferansta, birçok seminerde sağ olsunlar çok fazla davet ediyorlar. Ya da birçok davette, televizyonda, radyoda ya da neredeyse dijital kanallarda. İnsanların hikayesini tekrar anlatmak için çok gitmek istemiyorum. Neden? Çünkü zaten bugün internete açan, Google'layan insanlar gibi, orada hali hazırda videolarımızı dinleyen insanlar insanların hikayesini duyacaklardır. O yüzden böyle bir tekrar insanlara da verimsiz bir şey yaratmamak için, özellikle seyirciler için. Zaten insanların hikayesini sağ olsunlar biliyorlardı, dinliyorlardı da izleyeceklerdi izlemeyenler de varsa. Çok fazla böyle yerlere dolayısıyla katılamıyoruz, katılmamayı tercih ediyoruz şu olay. Eğer hakikaten de tekrar duymak istiyorlarsa o hikayeyi, artık bu işi benden çok daha iyi anlatan, zaman içerisinde artık birçok şeyi de delege etmeye başladığımız ekip arkadaşlarımız var. Onlar sağ olsun videolar ve benden çok daha iyi anlatıyorlar. Hem de onlara da bir visibility sağlamış oluyoruz. Yani sürekli Hande demeye gerek yok. Çünkü bunun başka insanları da var. Bu ekip işiydi hep başından beri. Bence onların anlatması artık bundan sonra daha mantıklı ve daha anlamlı. Ben neden buraya geldim? Çünkü inanıyorum ki burada olan birçok insan kendi işini kurma ya da kurmuş olma aşamasındadır diye düşünüyorum. Kendi işte kurmuş ya da kurmuş olma aşamasında olanlar bir elleri kaldırabilirler mi görmem için? Süper. Salonun zaten çoğunluğu öyle. Şimdi sizlerin özellikle ilk başlarken ya da yolda bence bugün buradan duyacaklarınız çok değerli olabilir. Neden? Ben Hande olduğum ya da biz insider olduğumuz için değil. İnsider'in ilk yıllarında bir melek yatırımcımız çok güzel bir söz söylemiş. Demişti ki ya senin hikayedeki soruları, yaşadığın zorlukları daha önce benzer zorluklardan geçmiş insanlara sorman lazım. Çünkü bir yatırımcı da seni anlayamaz, başka birisi de seni anlayamaz. Ancak eşekten düşen hali, amiyane tabirle bir eşekten düşen anlar. Dolayısıyla senin böyle hikayeleri daha önce yaşamış, işte yazılım şirketi kurmuş, emerging bir marketta bir yazılım şirketi kurmuş, B2B SaaS idealde bulabiliyorsan kurmuş, insanlara bol bol soru sorman, yaşadığın zorlukları onlara anlatmak ve onlardan bunu sen nasıl yaptın diye bir fikir almak senin için en faydalısı olacak demişti. Şimdi Türkiye'de yazılım şirketi B2B SaaS Türkiye'den çıkmış, globale gidebilmiş. Tahmin edersiniz ki bizden önce zaten böyle bir hikaye pek yoktu. Dolayısıyla ben de Türkiye'de bundan çok fazla faydalanamadım Türkiye'deki birçok insandan çok faydalandım. Çok soru sorarım ben bu arada, hala sorarım. Hala mentorlarım var, hala koçlar var böyle onu nasıl yapsam diye danıştığım. Ama genelde ben o işleri yurt dışından bulmak durumunda kaldım. Türkiye'de benzer hikaye çok olmadığı için. Dolayısıyla da sizin hazır böyle bir Türkiye'de güzel yazılım şirketi hikayeleri çıkmışken girişimciler olarak, yeni başlayan girişimciler olarak ya da yolculuğun ortasında olan girişimciler olarak bence bizim sizlere karşı vazifemiz, kendi ülkemize ve sizlere karşı vazifemiz, çok teşekkür ederim. Sizlere mümkün olduğu kadar yaşadığımız zorlukları anlatmak, çünkü bence oralardan çok fazla öğrenebileceğiniz şeyler olur. Çünkü bazı muhtemelen yaşadığımız şeyleri biz hali hazırda yaşadık ya da yaşayacağımız şeyleri yaşadık. Tüm zorluklarıyla, tüm hayal kırıklıklarıyla, tüm hayalleriyle, tüm iyi anlarıyla, tüm kötü anlarıyla. Dolayısıyla bu bir yolculuk ve her zaman dediğimiz gibi yolculuğun kendisi zaten çok güzel. O yüzden mümkün olduğu kadar sizlere bunları anlatmayı kendimize, bence biz girişimci olarak vazife bilmeliyiz.
Ama oturup sizin zaten araştırabileceğiniz hani insider şuydu 0.0 kusura bakmayın şimdi canlı falan da yayınlanıyormuş ama ben biraz harbi bir insan olarak yok sıfırdan başlamak vesaire. Zaten bugün ben sizin neden vaktinizi insider hikayesiyle alayım ki? Neden insider şunları yaptı bunları yaptı diye konuşalım ki? Bunları zaten araştırırsınız, bulursunuz, dinlersiniz. Belki aranızda fikriniz vardır. O yüzden ben sadece diyorum ki sizin için de uygunsa bir 5-10 dakika çok kısaca, bilmeyenler için, çünkü aranızda bilmeyenler olabilir, takip etmemiş olanlar olabilir. İnsanların hikayesinden bahsedeyim. Ondan sonra her ne kadar canlı inanıyor olsa da hiç fark etmez. Biz bu session'ı, biz bu beraber geçireceğimiz önümüzdeki 1,5-2 saati sizin bütün böyle açıklığınızla ve samimiyetinizle benim sorduğunuz, benim de bütün açıklığımla ve samimiyetimle cevap verdiğim soru seansına dönüştürelim. Ama böyle şey gibi olmayın ya, acaba bunu sorsam mı sormasam mı, acaba bunu sorarsam nasıl olur? Yani aklınıza gelebilecek herhangi bir soruyu, yatırımdan tutun işe alıma kadar, işe alımdan tutun ürün yapmaya kadar, ürün yapmaktan tutun işte insan kaynakları politikalarına kadar, oradan tutun finansa kadar, işte finanstan kültüre kadar. Aklınıza gelen, yaşadığınız ya da yaşayabileceğiniz, düşündüğünüz bütün konuları tüm rahatlığıyla sorabilirsiniz. 5-10 dakika insider'in hikayesinden bahsettikten sonra sizin vaktinizi böyle tekrar tekrar bununla almayayım ve direkt böyle çok güzel bir soru cevap seansı yapalım diyorum. Ne dersiniz? Buna katılmayan var mı? Katılanlar peki. Anladığım kadarıyla genel olarak katılmıyor. O zaman öyle yapalım. Zaten çoğu zaman videolar birçok şeyi anlatır. Birazdan ileride bir videomuz olacak. Onu izlediğinizde zaten bilmeyenler için ya da daha önce duymamışlar için insider'in hikayesi de küçük bir girizgah yapmış olursunuz. Ama ben en azından bundan sonraki soruların da neyi sorup neyi sormamanın da hani bizim hikaye mantıklı olduğunu anlayabilmek için burada her şeyi sorabilirsiniz. Hiçbir şey mantıksız değil. Yaşadığınız her türlü zorluk mantıklıdır. Ama en azından videoya ve birkaç tane slide'la bizden bahsedeyim ki siz de belki bunu biraz daha hissetmiş ve yaşamış olun. Öncelikle canı gönülden söylüyorum. Hepinizi tebrik etmek istiyorum. Çünkü girişimci olmak zaten çoğu zaman parayla alakalı değil. Girişimci olmak kişisel tatminle alakalı değil. Girişimci olmak çoğu zaman kendinden çok daha anlamlı bir şeyi başarmak için yaratılmış bir ya da başlanmış bir yolculuktur. Öncelikle sizi birçok insanın gösteremediği medeni cesaretinizden dolayı tebrik ederim. Sizler bugün burada oturuyorsunuz, akşamın altısında birçok insan evine gitmeyi, belki de arkadaşa bir drink atmayı tercih ederken böyle kendinizi geliştirebileceğiniz toplantılara katıldığınız için yine sizi tebrik ederim. Ve ne yazık ki tabii ki de biz bir yükselen pazar olduğumuz için hem kaynaklar anlamında, hem fonlar anlamında, hem know-how anlamında çok daha eksiklerimiz var. Fena hızla gitmiyoruz ülkece. Ama bu ülkede girişim kurmak da belki biraz başka coğrafyalara göre daha zor. Bu zorluklara rağmen kendinizden daha anlamlı bir şeye hizmet etmek için girişimci olmayı tercih ettiğiniz için sizi gerçekten tebrik ederim. Burada oturan bazılarınız belki diğer bazı şirketlerin olduğu gibi, mesela dünyaya bugün baktığınızda işte Samsung gibi bir şirket Kore'nin kaderini değiştirmiş. Bugün baktığınızda Apple gibi bir şirket Amerika'nın kaderini değiştirmiş. Bence Türkiye'nin de kaderini halihazırda değiştirmeye başlayan şirketler var. Bugün yazılım şirketleri, teknoloji şirketleri hem reel hem nominal değerlemelerde birçok şirkete göre çok daha iyi yerlerde. Çok daha fazla ekonomiye de katma değeri olan şirketler. Dolayısıyla sizler de bence halihazırda hani o ülkelerin kaderlerini değiştiren girişimlerden bir tanesi olma yolunda adım atmış oldunuz. Öncelikle bunun için sizi gerçekten tebrik ederim. Hiç de kolay bir karar değil ve birçok insanın ne yazık ki veremediği bir karar. Her zaman için zaten söylüyorlardır. Muhtemelen buradaki girişimci grubunun bunu bilmeye ihtiyacı yoktur ama hatırlatmak isterim. Her zaman why ile başlamak lazım. Neden bu işe başladınız? Bence o why, yani o neden, o anlam çoğu zaman işler komplike bir hale geldiğinde, maddi olarak sıkıntılar yaşandığında, zorluklar kapıya dayandığında insanları birleştiren güç oluyor. Göreceksiniz çoğu zaman insan birleştirici güce ihtiyacınız olacak. Çünkü en iyi founderlar, en iyi kurucular, en iyi CEO'lar aslında en böyle iyi rakam bilenler değil, en iyi operasyon yapanlar değil, en iyi fon raise edenler değil ya da fonu, Türkçeyi kullanmaya çalışıyorum, fonu şirketlere getirenler değil.
en başarılılar insanları bir arada tutmaya başarabilenler. O yüzden bir arada tutacak herkesi bir nedene ihtiyacınız var. İnsider içinde neden şuydu ve bizim her 26 farklı ülkedeki ofisimize gittiğiniz zaman kapıda bu yazar. Her farklı dilde. Deriz ki gerçek savaşçılar ve inançlar olarak kuruluş amacımız bütün dünyaya Silikon Vadisi dışından da yazılım şirketlerinin çıkabileceğini göstermek. Ve bu amaç hiç değişmedi ve en zor zamanlarda bile ki B2B SaaS tarafında dünyadaki önemli kişilerden Jason Lampkin'in bir sözü var. Zaten her quarter'da bir quit etmeyi düşünmüyorsanız bir sorun var diye. Biz hakikaten her çeyrekte bir ulan olmuyor da bu iş gitsek mi ya da bazen iş oluyor, iş çok iyi gidiyor ama şey diye hissediyorsunuz. Ya artık öyle bir yere geldik ki galiba ben yapamıyorum. Yani o quarter'da bir o güvensizlik çöktüğü zamanlarda ya da insanlar arasında bir fikir ağırlığı yaşandığında işte bu sözler ya da bu sebep insanları bir arada tutuyor. O yüzden her birinizin o şirketi ve o girişimi başlatmak için ve daha sonra insanlar ben gidiyorum dediğinde neden gitmemelisini onlara hatırlatmak için bir nedeni olmalı ve bunu da bir yerlere çok görünür bir şekilde yazmalısınız. Şu an için 26 farklı ülkeye yazılım ihraç ediyoruz. 1200 kişiden fazla insan çalışıyor İnsider'de, 40 farklı milletten. Benim Nazım Hikmet'in çok sevdiğim bir şiiri var. Hani laboratuvarda yüzünü bile görmediğin, sesini bile duymadığın insanlar için çalışabilmek. Ve İnsider'da Endonezya'da, İnsider'da Kore'de, İnsider'da İngiltere'de, belki daha önce hiç ziyaret etmedikleri bir ülke. Hele ki düşündüğün zaman ne yazık ki Türkiye'nin algısı. Belki daha önce hiç de iyi bazı konularda iyi perception'ları olmayan bir ülke için, oradaki liderler için, oranın insanları için, öyle bir şirket için, bir Türk şirketi için çalışıyorlar. Bence bu kadar insanı böyle bir amaçla bir araya getirebilmek çok güzel. Amerika, Latam ve yani Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa, Asya Pasifik özellikle bizim teknolojimiz ve yazılımımızı ihraç ettiğimiz ülkeler. 12 farklı dikeyle çalışıyoruz. Özellikle ürünün kendisini düşündüğümüzde ki bizim ürünümüz web sitesi ya da mobil aplikasyonlara entegre olduktan sonra kullanıcıların davranışlarını anlayabilen, anlamlandırabilen ve bu kullanıcı davranışları doğrultusunda onlara özel bir deneyim sunan bir yazılım platformu. Aynı zamanda bunu farklı kanallarda yapıyoruz. Sadece işte SMS'te, e-mail'de değil, aynı zamanda mobile app'te, aynı zamanda web push'ta, aynı zamanda WhatsApp'ta bütün kullanıcılara kendilerini özel hissetmeleri için kişiselleştirilmiş deneyim sunuyoruz. Bunun içinde çok fazla otomasyon var artık. Generative AI'ın da hayatımıza girmesiyle birlikte. Generative AI tarafında artık digital marketerların, o şirketlerde çalıştığımız şirketlerdeki digital marketerların bu tarz senaryoları ya da kampanyaları oluştururken daha az bir zaman harcaması için chatbot ve aynı zamanda ChatGPT ve aynı zamanda Generative AI tarafının teknolojilerini devreye alıp otomasyon da sağlıyoruz. Ve gördüğünüz üzere bunların bazıları bizim dünyadaki çalıştığımız partnerler. Mesela Lenovo, bizim global müşterimiz. 20 farklı ülkede Lenovo'ya çalışıyoruz. Düşünsenize bir Türk yazılım şirketi, Lenovo gibi bir şirketin personalization tarafında ve messaging tarafında vendorlığını yapıyor. Yazılımını aslında kendi ürünlerini kullandırıyor. Aynı zamanda Latam tarafında ve Amerika tarafında yeni aramıza katılan Apple, Coca-Cola gibi şirketler var müşterilerimiz arasında. Biz bu arada değerler önemlidir ve onu muhtemelen işe de yansıtmak lazım. Biz mesela hiçbir zaman müşterilerimize müşteri demeyiz, partner deriz. O yüzden partner dediğimiz zaman lütfen müşterileri anlayın. Pizza Hut'tan işte KFC'ye kadar, Unilever'den Media Markt'a kadar dünyadaki top markalarla çalışıyoruz. Buraları dediğim gibi çok uzatmak istemiyorum. Videomuz var, onu izleyelim, oradan ilerleyelim. Biraz sesi açabilir miyiz acaba? Bir hatta durdurabilirsek videoyu. Şimdi bir ses açarak videoyu dinleyebilirsek, bilmiyorum. Reji nerede burada? Reji. Ha. Ha, tamam. Sesi bir açalım, ondan sonra full ekran gidelim. Thank you.
doing great. Hanti, thank you so much for having me, and Steve, thank you for the introduction. It's wonderful to be with you. Welcome, Sir Richard Branson, to Reshape 2022. Thank you very much for coming and joining us, Jason. Sure. Belki zamanı gelmişken söylemek istediğim bir şey var. Çünkü bu konuya dair de sorularınız olabilir diye düşünüyorum. Bu konuya dair çok soru alıyoruz. O da Employee Stock Option Pool. Orada biraz önce tören gibi bir şey gördünüz. Böyle birileri böyle bir sahnede ödül gibi bir şey oluyordu. Onlar bizim şu an için sayıları 150'ye ulaşmış. Stock Option Pool'umuzdan stock olan arkadaşlarımızın kutlama töreni. Insight'ın ilk yıllarından beri şirketin yaklaşık zaten %15'ini çalışanlarımıza ayırdığımız ve her sene onlara hisse verdiğimiz bir kutlamamız oluyor. Dolayısıyla sizin de bunu ilk yıllardan itibaren yapmanızı kesinlikle öneririm. İsterseniz bir escape edelim, daha sonra slide'a geçelim çünkü bunu bastığımda muhtemelen tekrar video açılacak. Aynen, diğer slide'a geçerseniz. Aynen. Şimdi Born in İstanbul benim için o videonun en kritik yeri, en güzel yeri. İstanbul'da doğduk ve bunu her zaman da söylüyoruz. Ve İstanbul'da ve Türkiye'de doğan bir şirket olarak dünyanın 9. B2B SaaS Unicorn'u, Türkiye'nin ilk Unicorn yazılım şirketi ve aslında verilere göre öyle diyorlar. Bir kadının hem founder hem CEO olduğu ilk Unicorn B2B SaaS yazılım şirketi olduk. Bu arada muhtemelen bugün belki bir soru gelecektir. Ben de açıkçası bir kadın CEO ya da kadın founder olmanın zorluklarını dönem dönem sorduklarında her ne kadar çok da bir zorluk yok, şunlar şunlar var, şuna odaklanmanız lazım desem de tabii ki bir takım zorlukları var. Onlardan da bahsederiz. O yüzden kadın olgusunu çok fazla öne çıkarmaya, çünkü zaten bunun artık tartışma götürü bir tarafı yok. Hepimiz eşitiz. Ama biraz daha tabii ki orayı daha desteklemeye ihtiyacımız var gibi görünüyor. O yüzden böyle şeyleri de anlatıyoruz ki kadınlar da zaten bunu her halükarda tabii ki de kadın ve erkek eşit olduğu için paylaşabilir, algısını yenilemek ve tazelemek için. Baktığınız zaman bu arada 8-9 sene oldu Insider kuralı. Satışlarımız son 5-6 seneden beri aktif başladılar üründen sonra. Aynı zamanda belki biliyorsunuzdur Sequoia'yı Türkiye'ye ilk getiren şirketiz. Hatta daha fazla ekosistemle bir araya gelmelerini ve daha fazla girişimciye yatırım yapmalarını istiyoruz. Hatta geçen gün yönetim kurulu toplantısı için Türkiye'lerdeki bütün yatırımcılarımız ve onlarla bir akşam yemeği düzenledik bazı girişimcilerimize. Yatırım alma dönemi gelmiş girişimcilerimize. Yani sadece insanlara yatırım yapmış olma önemli değil, daha fazla yatırım yapmak için ekosisteme girişimcilerle mümkün olduğu kadar buluşturmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hem Forrester hem Gartner tarafından kendi sektörümüzün lideri seçilirken dünyada bu sene Zoom gibi yazılımlar arasında en iyi 6. yazılımı seçildik. Ve tüm bunlara ek olarak da söyleyebileceğim belki son birkaç şey şu. Hem yavaştan sorularınıza geçmeden, sorularınızı bu arada yavaş yavaş düşünün. Dediğim gibi çok daha verimli bir session olur o şekilde. Ne yaparsak yapalım, Insider'da hiçbir zaman hiçbir şey sadece rakamlardan ibaret olmadı. Insider'ın ilk yıllarında, ilk birinci senesinden itibaren 1+1+1 diye bir proje başlattık. İşte çalışanlarımızın maaşlarının %1'ine, aynı zamanda şirketin gelirinin %1'ine ve aynı zamanda zamanımızın %1'ini lise çağındaki öğrencilere yazılım öğretmek için, aynı zamanda sosyal hayatları tarafından onları geliştirmek için bir sınıflar açarak devam ettirdik. Şimdi bu sene çok önemli bir sene Insider için. Çünkü bu sene 100 milyon ARR ulaşıyoruz. Yani Türkiye'de ve hatta çevre coğrafyalarda
ilk kez bir yazılım şirketi, B2B SaaS yazılım şirketi 100 milyon ARR'a ulaşıyor. Zaten burada B2B SaaS şirketi kuranlar varsa terimlerle tanıdıklardır. Bizdeki gelir ölçütü ARR, yani Annual Recurring Revenue. Bütün yatırımcılar da zaten bu metreye bakarlar B2B SaaS tarafında. Ve 100 milyon ARR'a da ulaşacağımız zaman aslında sene sonuydu. Ancak o sene sonunu biz biraz daha geriye çektik. Dedik ki bu sene bir şey daha 100. yılı biliyorsunuz. Neyin? Cumhuriyet'in. Dedik ki biz 29 Ekim'de 100 milyon ARR'a ulaşmak için elimizden ne geliyorsa yapalım. Ve 29 Ekim'de inşallah 100 milyon ARR'a ulaşmış bir bu coğrafyanın ilk yazılım şirketlerinden biri olarak Anıtkabir'i ziyaret edelim. Atamızın huzurunda bunu yazalım deftere. 100 milyon ARR'a ulaştığımız bir yazılım şirketi olarak. Ve bu yine sadece bir rakamdan ibaret olmasın, bir rakamın önüne geçsin. Dedik ki 100. yıla özel ve 100 milyon ARR'a özel 100 artı 100 artı 100 projesini yapalım. Dünyada 100 farklı şehirde minimum her biri 100 insana dokunacak 100 farklı sosyal sorumluluk projesini hayata geçirelim. Türkiye'de ve bunların hepsini insan ekibi yapsın. Hatta projeyi yöneten insanlardan bir tanesi de ekip arkadaşım Tuç burada sağ olsun benimle birlikte. Belki sorularınız olursa onun çıkışta yakalarsınız. Bu sene içerisinde başlamak üzere, hatta bazıları başladı. Türkiye'de öğretmenlerin eğitimlerinden tutun. Türkiye'de ev kadınları için yapılabilecek başka, onları da geliştirebilecek şeylerden tutun. Onları da ekonomi parçası haline getirebilecek. Başka olduğumuz emerging marketlerde da daha fazla girişim yetiştirmek adına yapılabilecek birçok farklı projeye kadar sosyal sorumluluk projesini şu an hazırladık. Onları da 100 artı 100 artı 100 konseptinde çok yakın zamanda başlatıyor olacağız. Şu an planlama aşamasındayız. Aynı zamanda 29 Ekim'de 100 bin ARR'a da ulaşarak burada gördüğünüz şirketlerle aynı kulübe giriyor olacağız. Tabii birazcık zor bir kulüp çünkü buradaki birçok şirket tıpkı insanların olduğu gibi birinciyle, yani ilk 1 milyon dolara ARR'a ulaştıktan sonra yaklaşık 6-7-8 sene içinde 100 milyon ARR'a ulaşmışlar. Insider'ın da benzer bir aslında zaman çizelgesi var. Buradaki B2B SaaS şirketleriyle belki bazılarının ismini biliyorsunuzdur. Twilio, Shopify, Slack ve Box gibi birçok şirketle farklı bir ligde yarışıyor olacağız. Ve ülkemizde de hem çocukların sanat, spor tarafında zaten yeni bir spor projesi de yakın zamanda bu arada lansmanını yaptık. Hep şey diyorum ben, en sevdiğim söz. Yani sadece futbol değil, olimpik sporlarda da birçok genci, birçok çocuğu desteklemek çok önemli. Biliyorsunuz yeni bir olimpiyat bronz madalya almışlığımız var Ferhat'la olimpiyatlar tarafında. Aynı zamanda birçok farklı alanda güzel başarılarımız var. Orada bir İzmir takımı seçtik, Göztepe'yi seçtik ve o şekilde de onlara olimpik sporları desteklemeleri, ama en önemlisi sürekli sporcu yetiştiren bir okul kurmaları için yardımda bulunuyor olacağız. İşte aynı nosyonu eğitimde de, aynı nosyonu sanatta da, aynı nosyonu sporda ve ülkenin gelişimine katkı bulabilecek herhangi bir şeyde devam ettiriyor olacağız. Kadınları bu arada desteklemek, onlara desteğe devam etmek her zaman gibi çok önemli. O yüzden She Markables gibi programlarımız var. Ve girişimcilerin daha fazla bu ülkeden yetişmesi için bence sadece insanlara değil, hepimize büyük yine vazife düşüyor, büyük görev düşüyor. Vicom mesela İTÜ gibi düşünün, İTÜ'nün çekirdeği gibi bu tarz yerler girişimcilerin ilk aşamayı daha iyi geçirmesini, daha bir bilgi fanusu içinde geçirmesi, başka insanın öğrenmesi, böyle imkanların sağlanabileceği alanlar çok önemli. Dünyanın en önemli biliyorsunuz hızlandırıcılarından bir tanesi Y Combinator. Ve Y Combinator'ın videolarını Türkçe'ye çevirip coğrafyayı kader, dili bariyer olmaktan çıkarıyoruz diye videoları da yayınlamış olduk. Ancak zannetmeyin ki ya Hande bunun ne gereği var işte zaten biz izlerdik falan. Ne yazık ki Anadolu'da arkadaşlar kendi fikri olup, kendi yapabileceği çok güzel şeyler olup İngilizcenin karşısında çok daha hala büyük bariyer teşkil ettiği insanlarımız ve öğrencilerimiz var. Tabii ki onlara İngilizce öğretmek bir hedef olmalı ama İngilizce öğrenmelerini de sadece beklemeden bu tarz Türkçe içerikleri de onlara iletmeliyiz diye düşünüyoruz.
Son olarak insider başarısının sırrı nedir? Bir defa insider kendini başarılı gören bir şirket değil. Ben kendimi başarılı gören bir girişimci değilim. Bunu da böyle samimiyetle ya daha doğrusu mütevazilik olsun diye söylemiyorum. Neden? Hatta çok mütevazi olmak ortamlarda bazen karizmayı sarsabiliyor. Mütevazilikten söylemiyorum, şundan söylüyorum. Bu o kadar aslında başarı böyle sınırsız ucu bucağı olmayan bir yolculuk ki zaten sürekli bir şeyi başardığınızı da ya da başardığınızı hissede yazdığınızda bir sonraki problem, bir sonraki zorluk, bir sonraki challenge karşınıza çıkıyor ve siz zaten onu artık hissetmiyorsunuz yani oradaki başarıyı vesaire. İnsanların bu kadar yaptığı güzel işler olabilir, ekosistemimiz için bazı ilkleri gerçekleştirmiş olabiliriz ama daha hedeflerimiz çok var ve büyük ve ne yatırımcılarımızı ne bize ilk günlerden beri inanan insider ekibindeki insanları ve onların inançlarını ve sizler gibi hani insider'a bakıp evet ya Türkiye'den de böyle bir şirket çıkabiliyormuş diye belki birazcık da olsa ilham alan insanları mahcup etmek istemiyoruz. O yüzden buna daha bir başarı diyemeyiz ama bugüne kadar en azından yaptığımız şeylerin neden farklı olduğuna, neden işe yaradığını belki Sequoia'nın partnerlerinden Peter Kemps kendi bir yazısında, Sequoia'nın sitesindeki bir yazıda çok güzel anlatmış. Onu sizle paylaşıp ondan sonra sorularınıza geçmek istiyorum. Müsaadenizle İngilizce okuyacağım. Spontane tercüme yapmam çok zor olduğu için. Bizim bu arada mottomuz this is insider, this is different. Yani her şeyi biz farklı yaparız. Burası insider ve burası farklı. A SaaS company that originated in Turkey, led by a female founder. Active in 15 countries, bunu yazarken 15 ülkeydi. It closed the 50 of revenue in APAC and their HQ in Singapore. It was 2018, Sequoia ile tanıştığımız tarih 2018. And although the company was still early in its journey, they showed us some of the best SaaS metrics we had ever seen. Yani bugüne kadar Sequoia'nın da gördüğümüz en iyi bazı, diğer şirketlerle gördüğümüz en iyi bazı SaaS metriklerini olan bir şirketi bize getirdiler. They were on a mission to help marketers create individualized customer experiences and had a customer list that will make any enterprise SaaS company envious. Singapore Airlines, L'Oreal, Huawei, Accenture, Domino's, Unilever, Samsung and the list goes on. We look at these customers, the metrics, the passion of the team. Bu arada çok önemlidir. Birinci turda, birinci roundda, Seri A'da, Seri B'de, Seed roundda, Melek yatırımda zaten muhtemelen çoğu zaman fikrin büyük bir kısmını anlamazlar. Zaten fikirler zaman içinde gelişir ve değişir. İlk başladığınız fikrin bile o kadar önemi yoktur. Önemli olan o tutkuyu ve inancı göstermek. We look at these customers, the metrics, the passion of the team and quickly realize that Hande was right, this is different. Bunu hissettirmeniz çok önemli. Biz de onu diyoruz, this is insider, this is different. Çünkü bizim çok güçlü bir nedenimiz var yola çıktığımız. Ve hepiniz umarım o neden etrafında dönen ve o nedeni hiçbir zaman unutmayacağınız bir yolculuk geçirirsiniz. Insider'in yolculuğu bilmeyenler için kısaca böyle. İsterseniz bundan sonrası için bana ISOP planlaması ya da diğer başka herhangi bir konuda, hiring konusunda, kültür konusunda, yatırımlar konusunda, insanlar çünkü bugüne kadar herhalde 200-300 milyon dolara yaklaştı ya da geçti toplamda yatırımlara. En son 100 milyon dolarlık yeni bir round yaptık, küçük bir round yaptık. Onun da sebebi şirket satın almak için. Amerika'dan ve İngiltere'den ve Türkiye'den de aktif bir şekilde şirket bakıyoruz satın almak için. Dolayısıyla herhangi bir konuya dair sorularınızı sorabilirsiniz. Hikayeler bitmez. Hepsi de zaten internette var. Sizin vaktinizi bence daha değerli şeyler almak lazım. Çünkü zaten keşfedeceksiniz ki en önemli asetiniz, vaktiniz. Çünkü bir gün gelecek. Şu an bence iyi günlerindesiniz hala. Bir gün gelecek okumaya, izlemeye, dinlemeye vaktiniz olmayacak. İşte oralarda bazı tercihler yapmanız gerekecek. Ama bence zaten siz o tercihleri çoktan yapmışsınız. O yüzden ben şimdi sizin sorularınıza yanıt vermeye çalışayım. Evet, tamam oldu o iş. Evet, buyurun. Bir mikrofon acaba götürmemiz mümkün mü? Herkes soruyu duysun çünkü önemli olan herkesin sorulardan fayda görmesi. Buyurun. 2-3 sene satış yapamadığınızı duydum. Yanlış mı duydum? Yok, yapamadık değil. Ürünün geliştirilmesi 1 sene sürdü. Daha sonra işte go to market nasıl yaparız, nasıl veririz, MVP böyle ama biraz değiştirelim gibi bir süreç başladı. Toplamda 2 sene.
İlk 5-6 ay zaten biraz test period gibi. İlk Türkiye'den satışa başladık. Aslında Insight'in official kuruluş yılı 2013 olsa da biz aktif satışlarımıza 2015-2016 başı başladık gibi düşünebilirsiniz. Şimdi önce bir işin komik kısmını anlatayım. Çünkü düşününce şu an bu komik gelmiyor. Zaten hep nelerden nereye geldiğimizi hiç unutmuyoruz. Onu hayatta hiç unutmamak lazım. Zaten hepimiz böyle çok mütevazi Anadolu ailelerin çocuklarıyız. Ama işin biraz tabii komik ve tatlı kısmı şu. Aslında tatlı diyeyim ve sempatik kısmı şu. O zamanlar psikolojimizi anlatabilmem için önce size bulunduğumuz ortamı biraz tasvir etmem gerekiyor ki siz de psikolojimizi daha iyi anlayın. İşte İTÜ Bilgisayar Mühendisliği mezunu Sinan CTO'muz bizimle birlikte ve daha yeni mezun oluyor. Garanti Depart'tan çalışıyor. Yani bir yandan da işte bütün arkadaşları corporate şirketlere girmiş ama kendisi bize katılmayı tercih etmiş. O yurttan bizim emniyet evlerdeki eve gidip geliyor. Ev 2+1 zaten 6 kişiyiz ve sadece 6 sandalye var ve 6 sandalyenin zaten 3 en iyisini developerlara ve teknik tarafa veriyoruz. Onlar daha rahat etsinler diye. Çok sıcak yaz günleri, bu sıcak bu yaz gibi o günler de çok sıcaktı bu arada. Ben genelde çok masraf olmasın diye business plan yazarken mutfakta o sıcakta makarna pişiriyorum. Makarnanın buharı yüzüme vurdukça, affedersiniz yani canlıyım biraz şey oldu ama neyse yani öyle bir şey yapıyorum, iç geçiriyorum diyeyim. Yani bir yandan da işte sabah 7'de kalkılıyor, zaten komün şeklinde. Herkes öncelikle bir akşam saat 7'ye 8'e kadar çalışıyor. Sonra bir araya geliyoruz. O günün learninglerini bir araya getirip iş nasıl gelişmeli, MVP nasıl olmalı, MVP'yi nasıl ileriye götürürüz, kime satarız gibi planlamalarımızı birbirimize paylaşıyoruz. Zor, şu an dolayı zor. Burada siz bence buralarda olduğunuz için biraz daha şanslısınız. Bizim ilk ofisimiz sonuçta bir home office'te ama yani o belirsizlik içerisinde aynı heyecanla ve aynı tutkuyla bu iş olacakmış gibi devam etmek, o hayatın 2-3 senesinin aslında somut bir şekilde başarı görmeden, ne bir satış görüyorsunuz, ne bir henüz daha fonlama var, görmeden devam ettirmek için büyük bir inanca sahip olmak gerekiyor. Ama o dönemlerde kendimize çok sorduğumuz bir soru vardı. What's stopping us? Bizi ne durdurabilir ki? Yani hepimiz bir araya geldiği zaman fikir o gün belki istediğimiz kadar iyi olmasa da zaman içerisinde fikirler değişir ve gelişir, onlar yolda da değişir. Doğru ekip, doğru insanlar, doğru nosyon, o dalgalanma anlarında işte o çıkabilecek bir vayınız olduğunda biz bunu yaratmak için yola çıktık diye çıkıyorsunuz. Bir de çıkmamanız için sebep yok. Şöyle düşünebilirsiniz. Diyelim ki iş başarısı oldu. 3 sene geçti. İş başarısı oldu. Zamanınız gitti. Hayatınız boyunca bir daha o 3 sene içindeki yaptığınız araştırmayı, tanıştığınız insanları, üzerine kafa yorduğunuz meselelerin size kattıklarını nasıl bir kere daha hani o kadar yoğun yaşayarak elde edebilirsiniz ki? Dolayısıyla onu düşünerek o yılları hiçbir zaman fail etsek bile, fail etmekten korkarak ama fail etsek bile kayıp olarak değil, ben hep çok büyük kazanımlar olarak görmüşümdür. Galiba o psikolojiyi biraz daha o anlamda up tutabilmişizdir. Size şirket satabilmek için kimle görüşmek lazım? Bize şirket satabilmek için. Evet, bize şirket satabilmek için tunç.oral@useinsider.com'a e-mail atabilirsiniz. Evet. Değil mi? Aynen. Peki. M&A kısmı da değil benim Tunç, o yüzden. Buyurun. Yani siz isterseniz belli değil, ben şey yapayım. Tunç şu an bayağı insan duydu e-mailini artık. Ben Halide Hanım. Merhaba. Yani tekrar kendimi genel müdürüyüm. Atilla'daki başkanım. Profesör Doktor Atilla'daki başkanım. Memnun oldum. Hakikaten bu kadar başarılı bir kadını dinlemekten bile bir kendine. Estağfurullah, teşekkür ederiz. Sizi çok tebrik ediyorum. Sağ olun. Özellikle ama ben size kırgınım. Neden? Ama size mi kırgın olmam gerekiyor bilmiyorum ama biz... Tekrar kendine mi kırgınsınız? Evet, yıllar önce burada çok... Kişisel olarak değil, kesinlikle. Yok, estağfurullah. Ben kişiselleştirmeyeyim. Zaten işte hiçbir zaman kişisellik yoktur. Biz sadece... Yani siz çok şanslısınız çünkü biz zamanında işte o çok küçücük home ofisimizden çıkıp ilk melek yatırımımızı aldığımızda Teknokent'e geçmeye çalıştığımızda ve çok daha aslında güzel de gidiyordu iş. Çok büyük firmalar vardı burada ama bize sıra gelmedi. Siz yoktunuz muhtemelen. Bence siz oradan... Kurucu
2000'li yılların başından itibaren buradayım. 2014-2015. Burada değilim. Çok büyük bir girişimci kadını yaşırmış o zamanları tekrar. Estağfurullah. O zamanki yönetim olarak ben özür diliyorum. Estağfurullah. Yok. Estağfurullah. Ya orada tabii dinamikler vardır. Onu şey yapmam ama çok teşekkür ederim. Başka diğer konularda hep bütünün desteklerini aldık. Bunun için moral yeterli diye düşünüyorum. Ben de doğmadım bir İTV'yim. Ben bütün arkadaşlara ve katılımcılara özellikle turları için çok fazla zamanımız yok. Fırsat vermek için kısa geçeceğim. Ben teşekkür etmek gurur duyduğumu belirtmek sağ için çok özellikle söz aldım. Mutlaka görüşeceğiz ama özellikle şunu belirtmek istiyorum. Bu konudaki yani bütün biz artık dünyayı izlemek durumundayız ve bütün buradaki başarılı girişimcileri istiyoruz ama burada bu kadar mütevazi değilim ben dediniz ama bu kadar mütevazi bir kişiliğiniz ve bu girişimcileri anlatmak hakikaten çok hakikaten takdir ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sizi kutluyorum. Çok teşekkür ederiz. Bundan sonra beraber olacağımızı diliyorum. Aynen. Ve bizim bir paylaşımız olarak sizi her zaman aramızda görüyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim. Buyurun. Öncelikle merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Futbol için mi duyuyor musunuz? Bildiğiniz üzere Sabit Bey geçenlerde bir haber paylaşmıştı. Bu firmaların kendi aralarında yaptığı işbirliğinde gündeme gelmişti. Benim arkadaşım İtalya'nın sorusu bu. Kendisiyle düşündük ve merak ettik. Firmalar ya da startuplar. Hangi departman alıyor bu kararı? Yani sihirli bunlar mı alıyor yoksa hukuk departmanı mı alıyor yoksa ihbar kim alıyor yoksa kolektif mi alıyor? Evet. Bu arada teşekkür ederim soru için. İpek nerede? Burada değil maalesef. Kendisi gelemedi, yetişemedi. Tamam. Hani orada buradaysa ona hitap etmek amacıyla söyledim. Şimdi bizim ilk yıllardan beri Insider'da bazı sloganlarımız var. Onlardan bir tanesi de çoğu zaman insan doğası duyduklarına ve hani gördüklerine hızla inanmaya, sorgulamadan inanmaya eğilimli olduğu için hem çok kendime anlattığım bir söz hem ekip arkadaşlarıma da anlattığım bir söz. Önce İngilizcesini söyleyeceğim sonra İngilizcesini, Türkçesini. Never assume but ask. Yani assume etmeyin, farz etmeyin bir şeyi, ne olduğunu sorun. Şimdi bunu neden söyledim? Şirketlerin tabii ki ismini burada, bazı şirketlerin ismini vermek çok uygun olmaz. Ben burada çok legal taraftan anlamam. Mümkün olduğu kadar tüm samimiyetimle anlatmaya çalışacağım. Umarım çok sakıncalı bir şey söylemem ama. Şimdi davanın galiba içeriği hatırladığım kadarıyla, daha doğrusu konunun içeriği kartelle alakalıydı. Yani bazı şirketlerin kendi arasında kartel kurmasıyla. Şimdi biz sektördeki abilerimizden, bizden daha önce girişimci olmuş, büyük girişimler işte yapmışlar, büyütmüşler insanlardan gördüğümüz ve anladığımız kadarıyla işte ya onu kıy adamlarınızı almayın arkadaşlar, işte insanlı başarılı bir şirket, ona dokunmayın, şunu yapmayın gibi ifadeler içerisinde bizim de etiğe saygımızdan kaynaklı neye dikkat edeceğimizi anlamaya çalıştığımız bir dönemde bir takım iyi niyetle dikkat etmeye çalıştığımız şeylerin bize geri dönüşü olan bir konu bu. Dolayısıyla konunun zaten kartel olması mümkün değil. Açık söylemek gerekirse kartel kurmanın bu anlamda ne demek olduğunu ve konseptin ne demek olduğunu ben bu furya ile birlikte anladım. Bunun ne kadar böyle olmadığını birçok bizden çok daha küçük şirket oraya avukatını gönderirken doğru ifade edebilmek adına kendim gidip savunmamızı yaparak Ankara'ya, tek CEO'ydum orada bulunan bütün şirketlerin CEO'ları ve founder'lar arasında anlatmaya çalıştım ki insanlar için bugün o cezalar küçük paralar gibi görünse de toplamda diyelim ki 750 bin TL'lik bir cezayı boşuna oraya ödemek yerine Anadolu'da bir okul kurmaya harcayabilmenin çok daha kıymetli olduğuna inandığımızdan boş boş da bu gerçekleşmesin diye gittim. Ancak toplu bir şekilde anladığım kadarıyla orada hani bir şeyler olmuş. Odanın da bir kenarından köşesinden bir takım sebeplerle, bahsettiğim sebeplerle biz de payımızı aldık. Yapacak bir şey yok ama
bahsettiğiniz gibi bir kartel kurma durumu olamaz. O yüzden hani siz nasıl bu kararları alıyorsunuz dediğiniz yerde ben diğer şirketlerin CEO'larıyla, orada bulunan şirketlerin CEO'larıyla herhalde en son 5 sene önce konuşmuşum. Bu tamamen farklı konularda. Hep bu arada o insanlara fikirlerini sordum. Şimdi siz nasıl yaptınız, bunu nasıl yaptınız? Zaten çok uzun zamandan beri Türkiye'de değildim. Dolayısıyla kartel durma söz konusu, kurma söz konusu değil. Olamaz da. Bazen tabii ki bunlar ilişkiler olduğu için etik davranmakla size hırlayan birinden ya ayıp mı anlaşılır, adamını aldık ama sıkıntı mı olur gibi endişelerle birlikte nice bir behave etmeye çalışırken öyle bir duruma gelmiş olduk. Üzücü ama bazen yapacak bir şey yok. Ben çok teşekkür ederim. Siz lütfen hani seçin, ben şey yapmayayım. Instagram sorusu vardı ama. Instagram sorusu, peki. Ben yıllardır sizi takip ediyorum. Teşekkür ederim. Galiba biraz son çalışmıyor ama. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani mutlu bir ekip. Yurt dışındaki bir sürü ülkeyi yani. Çok affedersiniz, sizi duyabiliyorlar mı diye bir acaba endişe etti. Yakın tutarmış gibi duyuyor. Yok, mikrofon şu an açık değil. Yakın tutarmış. Duyuluyor mu? Yakın tutmanız gerekiyor. Evet, şimdi oldu. Evet, süper. Harika. Sizler hem yurt içindeki çalışmamızı takip ediyorum. Zaten 5. kanalda yıllarda çalışıyorum. Geçen senede zaten bizim bir etkinliğimiz vardı. Daha tekstil ihracatçıları biliyorlar. Evet, hatırladım, hatırladım. Misafirimiz olmuştu, evet. Arda Bey. Gerçekten desteğiniz için her zaman böyle etkinliklere teşekkür ederiz. Evet. Siz de burada karşılaşma imkanınız bulduğum için yine teşekkürler. Ekibine de çok teşekkür ediyorum. Benim merak etmiş olduğum şey, yani tutkulu bir ekip hep zaten söylüyoruz. Bu çok önemli tabii ki en başta. Ama yurt dışında birçok ülkede birçok farklı, birçok farklı kültürden insanı bir araya getirmek gerçekten çok büyük bir başarı. Ben büyüme stratejilerinizi sormak istiyorum. Yani ilk başta, ilk etapta siz tamam oğlu işte her yerdeyiz. Oraya nasıl geldiniz? Ben çok güzel sorular. Yani tam olarak bence burada konuşmamız gereken benim keşke bunları birinden daha önce duyma şansım olsaydı dediğim konulardan bir tanesi. Şimdi go to market diyelim. Hatta biraz daha parçalara bölerek konuşalım. Şimdi go to market dediğimiz şey ne? Aslında bir hatta bir geri daha gidelim. Product market fit. Yani bir product'ı çıkardığınız zaman o product'ın market'la olan fitliğini, yani fit olup olmadığını öncelikle anlayacağınız olan aşama. Şimdi bir defa ürün çıktıktan sonra ya da çıkmadan önce potansiyel olarak müşteriniz olabilecek insanlarla aktif bir şekilde görüşüp onların ihtiyaçlarını anlayıp farklı scale'lerden biz mesela gideceğimiz ülkelere gitmeden önce bir küçük, işte iki tane orta büyüklükte, iki tane büyük enterprise müşteriyle, e-ticaret şirketiyle görüşüp onların ihtiyaçlarını, böyle ürünler konup kullanmadıklarını, acaba biz böyle bir ürün getirirsek kullanabilirler mi gibi konuları anlamaya çalıştık. Sonrasında o product market fit'i böyle anlamaya çalışıp onun üzerine go to market stratejisini belirlediğinizde işte klasik şeyler de var ya, marketing entry barriers. Mesela Japonya'da tabii ki ürün satmak. Endonezya'da ürün satmaya benzemez. Neden? Ya da Dubai'de satmaya benzemez. Neden? Dubai'de herkes zaten İngilizce konuşuyor. Endonezya'da zaten İngilizce konuşuyor. Ama Japonya'da satıyor olabilmeniz için kesinlikle lokal birilerine ihtiyacınız var. Dolayısıyla bir lokal requirement gerektirir. Bunların analizini ve bunların hazırlığını çok daha öncesinden yapıp daha sonra go to market planınızı belirleyip, çünkü her ülkede farklı çalışır. Mesela bizim personalization ve messaging stack'imizin içinde 12 farklı ürün var. Ve her farklı ülkede land ettiğimiz spesifik product'lar var. Bizim bu rakiplerimiz kimler? Adobe Salesforce'ların marketing cloud'ları. Yani onların da böyle büyük personalization stack'leri var. Asıl rakibimiz onlar. Mesela düşünün, Singapore Airlines'la diyelim ki ya da Adobe ile Lenovo ile biz sign up edeceğiz. Bir ülkede gittik kendilerini ziyarete, kontağı bulduk, oluşturduk, kendilerini ziyarete gittik. İlk mesela bütün 12 ürünle birden land edemiyoruz. Dolayısıyla biz kendimize özel bir strateji geliştirdik. Land and expand. Öncelikle spesifik bir ürünle in. Bir şekilde gir içeriye. Sonra zaman içerisinde değeri gösterdikçe diğer ürünler bazında da expand et. Ve Adobe'yi completely replace et. Böyle bazen o replacement'lar 1,5-2 seneler sürebiliyor. Bir defa öyle gidip birdenbire full stack çalışmak gibi bir fantezimiz olmuyor. Çünkü o çok zor ve çok zaman alıcı. Sales cycle'ları da çok fazla arttırır.
Dolayısıyla doğru bir şekilde go to market'ı belirledikten sonra ilk satışları, bu arada söylemem bence çok değerli çünkü birçok insana daha farklı bir yolu varmış gibi görünebilir ama bakın biz 6 founder'ız ve bir tane founder'ımız yıllardan beri in place bu ürünün satışını yurt dışında ve ilk satış ekiplerinin kuruluşunu bilahare kendisi yapıyor. Bir founder'dan başkasının oraya gidip ilk girdiğiniz bir pazarın go to market'ını kendisini aynı dedikasyonla oluşturup satması çok mümkün değil. Dolayısıyla yapmanız gereken şey gerçekten eğer birden multiple founder'sanız bir tane founder'ınızı completely bu işe growth tarafına dedike etmek, özellikle yurt dışı growth'sa. Yurt dışı growth'un bazen çoğu zaman bu arada sizlere özellikle yurt dışında yazılım satmanın çok korkutucu geldiğini biliyorum, anlıyorum. Çünkü diyeceksiniz ki yani o kadar marka, o kadar global şirket arasında ya da o kadar başka US based şirketlerden bir tanesinden teknolojiye yazılım almaktansa neden Türkiye'den birisinden alsınlar diye. Ancak gerçekten çoğu zaman gittiğinizde müşterinin karşısına oturduğunuzda ürününüzü almıyorlar. Sizi satın alıyorlar. Siz nasıl bir çıkıdasınız? Ürünü nasıl anlatıyorsunuz? Siz acaba onunla partner olsanız nasıl bir fayda sağlarsınız? Gerçekten o heyecan seviyesinde misiniz? O açlıkta mısınız? Bunu hissettikleri anda ya bir şans vereyim diyorlar. İkinci account böyle diyor, üçüncü account böyle diyor derken birdenbire o kartopu efektiyle birlikte ciddi bir base oluşuyorsunuz. Ondan sonra zaten referanslar gelmeye başlıyor. Ondan sonra bazı farklı taktikler gelmeye başlıyor. Örneğin bizim artık bu ölçekte global deal ekibimiz var. Global deal ekibi ne yapar? Eğer biz bir account'ta bir ülkede çalışıyorsak bir customer'la o customer'ın diğer ülkedeki ofisleriyle kontağa geçmemizi, onlarla çalışmamızı ve global olarak o account'la dünyanın farklı yerinde çalışmamızı inisiyat eden bir ekip mesela global deal ekibi. Mesela referral ekibimiz var. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bütün partnerleri de client diyeyim, partner deyince belki sizin tarafınıza karışabilir. Bütün client'larımızı diyoruz ki sözleşmemizde. Sözleşmenin bir parçası mı bu arada? Bizle çalışmaya başlarsanız, eğer başlamak istiyorsanız ya da işte sözleşmenin parçası olarak işte bize şu kadar referral vermek zorundasınız. Bildiğiniz başka account'u, başka çünkü yanına hepsi birbirini çok iyi tanıyorlar değil mi? Bir ülkede bir e-commerce manager, diğer bir sürü e-commerce manager'ı tanıyor. Diyoruz ki minimum 5 ya da 10 işte neyse o bazen de 5 bazen de 10 ülkeye göre değişiyor. 10 referral'ı bana vermek zorundasın. Yani bunların üzerine düşünülmüş, bunların üzerine planlanmış, çok doğru go to market'ların oluşturulmuş. Bunları yapmak için de satış çok iyi bilen ve teorisini çok iyi okuyan insanlar olmamız lazım. Dolayısıyla yurt dışı expansion konuları böyle oldu. Kesinlikle gitmek lazım. Bizim hayatımızın, benim dahi, çünkü normalde CEO olduğum için belki öyle olmaması gerekiyordu. Son 4-5 seneden beri yaşıyorum aslında ama hayatımın büyük bir kısmı uçaklarda geçti. Tabii ki daha zor, daha şey bir yaşam. Hani farklı ülkeler, farklı kokular, farklı tatlar. Ama this is what it takes. Hani bugün 26 farklı ülkeye yazılımımızı götürdük diyebiliyorsak bunlar hep öyle süreçlerden geçiyor. Oturduğun yerden bir B2B değil sadece. B2C ürünü satışı da olsa ne yazık ki hiçbir şey oturduğun yerden olmuyor arkadaşlar. Bunu belki söylemek çok değerli çünkü biz onu bilahare yaşamış ve hissetmiş olduk. Buyurun. Teşekkürler, çok kıymetli oldu gerçekten. Bir de özellikle satış tarafı için, yani sales funnel'ı oluştururken, sales metriklerinizi oluştururken, bu işin her ne kadar birçok kısmı sağdaki insanların zayıflık üzerinden geçse de, işte mesela o yüzden kesinlikle sales enablement ekibiniz olması lazım ki satış ekibinizi eğitin ve sahada işte yeni ürünler çıktıkça onlara hakim olsunlar, nasıl pitch edecekleri. Ya şey bile çok önemli o görüşme dinamiği içerisinde. Her bir görüşmenin bir meeting planı olmalı. O planın içerisinde çiçekle başlama. Mesela discovery question'ları vardır. Bir satışçı eğer satışını discovery question'ları başlatmıyorsa zaten bence 1-0 iyilik başlıyor. Çünkü discover etmelisiniz ki, keşfetmelisiniz ki onun ihtiyaçlarını, o doğrultuda ürünü keşfedin. Bunlar konuşulduğundan ve belki kulağa geldiğinden çok daha kritik ve önemli. Dolayısıyla bu işin teorilerini çok iyi okumak, sonra pratiklerini çok iyi uygulamak lazım. Yani bu konuda anlatacak çok şey var. Mesela ben şeye çok şaşırıyorum. Çoğu zaman da hatta serzenişte buluyorum. Diyorum ya, insanlara bence, ben de dahil olmak üzere, siz de dahil olmak üzere, internette ulaşabileceği bilgileri dair bir şey düzenlemek haksızlık, zamanlarına yazık. Ama mesela bugün keşke birisi bize, insider şu an olduğu gibi, B2B SaaS'da satış süreçlerine dair nasıl funnel oluşturulur, hangi metriklere bakılır, işte yurt dışındaki ilk accountlarda lead generation nasıl yapılır? Bu leadlerin efficiency ya da lead kualifikasyon diye bir şey var mesela. Bugün yurt dışına gitseniz ilk yapacağınız iş bir tane işte SimilarWeb gibi bir kaynaktan
top 100 en fazla hit alan siteyi çekmek değil mi? Ama soğumak daha sonrasında nasıl olacak? Kualifikasyonunu yapmak, ona göre doğru lead'e, doğru kanallara ulaşmak, o kanalları doğru şekilde bulabilmek, çünkü o kanallarda arayıp telefonu merhaba biz geliyoruz diye sadece insight sales'in arabası yetmiyor. Başka ne hangi kanala ulaşabiliriz bunları düşünmek, o yolları açmak çok önemli. Orada büyük bir plan, çaba ve aynı zamanda bence dedikasyon var diyebilirim. Buyurun. Yani ben olsam mesela şey yapardım. Insight gibi bir firmayla how to build product, product nasıl build edilir? Ya da şey özelinde ki onu bizim CPO'muz, Chief Product Officer'ımız benden daha iyi anlatır. Ya da mesela how to design B2B sales processes ki birçok alana da apply edilebilir, uygulanabilir. B2B SaaS'ta satış süreçleri nasıl kurgulanır? Buna dair daha spesifik şeyler yapardım bu sektör için ve sizler için. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Mentorlarınızı nasıl seçiyorsunuz? Kaç mentorunuz var? Size benzer insanları mı seçiyorsunuz? Ve önemi nedir sizin için? Öneminden başlayayım, kolay taraftan başlayayım. Hani diyoruz ya hep insanların öğrenebileceği üç yol var. Başka insanlardan, kitaplardan ve aynı zamanda deneyimleyerek, yani bir yerler görerek ve deneyimleyerek. Mentorların bence en önemli tarafı tıkandığınızda, düşünceleriniz böyle grileştiğinde ya da böyle daha böyle blur hale geldiğinde size çoğu zaman bazen kendisi o durumda ne yaptığı anlatarak, bazen de size doğru yönlendirmeler yaparak sizin belki bildiğiniz, belki bilmediğiniz bazı cevapları size veren kişiler. Şimdi bilmediğiniz cevaplardan kastım nedir? Salesforce'un eski CFO'su şu an mentorum. Ve kendisine hani ideal, ideal işte IPO'da B2B SaaS şirketi şu metrik nasıl olur, siz şunu nasıl yaptınız diye soruyorum. Bu aslında bilgi sorusu. Ondan öğreniyorum. Zaten bu arada çok güzel bir kitabı var. IPO hakkında her şeyi anlatan IPO Playbook'tu değil mi ismi? IPO Playbook diye. Şimdi bir bu işe yarıyor. Kimlerden seçiyor? Bir de şey işine yarıyor. Yani bazen gerçekten duygusal olarak bu iş biraz daha duygusal olarak kendinizi nasıl yönettiğiniz, yani gerçekten psikolojinizi yönetme işi çoğu zaman. Çünkü göreceksiniz işin en zor kısmı insanlar ve insanlara da liderlik ederken çoğu zaman kendi psikolojinizi yönetmeniz çok fazla gerekecek. O anlarda mentorlar size iyi hissettiriyor çoğu zaman. Hani onun aslında sizin gördüğünüz kadar büyük bir problem olmadığını anlatarak ya da o probleme dair farklı bir bakış açısı sunarak. Öyle insanlardan seçiyorum. Ama en önemlisi bence burada bir benle aynı yollardan, benzer yollardan geçmiş founderları seçmek çok değerli. Onlardan çok daha fazla şey öğreniyorsunuz. Bu mentor tarafı. Şunu unutmayın. Bugün içinizden birisi gelse ve bana dese ki Hande benim mentorum olur musun? Yani bilmiyorum tabii, hani mentorluk yapabilmek çok şey bir iş, çok değerli ve zor bir iş hani. Ben de onu birçok insana yardımcı olmaya çalışıyorum. Mentorluk sayılır mı bilmiyorum ama şunu düşünürüm tabii ki. Karşımdaki insanla nasıl bir paylaşım olacak ve gerçekten ben onun için bir değer yaratabilecek miyim? Yani aslında karşındaki insan karşındaki için değer yaratabileceğini gördüğü anda mentor olmayı kabul ediyor. Bu arada mentorun o seçmek, yani ben benim seçmem yetmiyor, onların da beni seçmesi lazım. Dolayısıyla mentorlukta, hele ki bu işi ücretsiz yapıyorlarsa, yani bir coach moç paralı bir advisor falan değilse, size mentorluk edebilmesini, etmesinin, kabul etmesinin yollarından bir tanesi onun ilgisini çekmeniz. Ve ilgisini çekmek için ilk birkaç seans aslında onun size şöyle yap böyle yap demesiyle geçmiyor. Sizin ona onu impress etme, etkilemenizle geçiyor. Ben mesela şey yapardım. Mentorlarım ücretsiz bunu yaptıkları için bir saatlik diyelim ki aldım, zorla hallem ettim aldım. İlk 20 dakikası ya da 30 dakikası sorduğum sorularda kesin onu şey impress etme de amacı olurdu. Yani etkileme amacı da olurdu. Hani yeni bir şey kenara sıkıştırayım duysun ya da öyle ya da şu şey problemleri, daha farklı problemleri üste çıkartayım, kökleri daha sonra sorayım falan diye. Diğer yarım saatinde de gerçek kendi problemlerimi sorardım. Parasız olunca öyle bir şey oluyor tabii ki. Hani karşındakinin de ilgisini her zaman canlı tutmak gibi. Ona ne yazık ki dikkat etmek lazım. Hani full belki bir seans, sadece ağladığınız, böldüğünüz bir seans olmuyor.
öyle insanlar ancak what's in it for me, bunun için benim içimde ne var, benim için ne var, buradayı görmek istiyorlar. Bu tabii ki para değil çünkü daha o aşamada birisi artık parayla motive olmuyor. Hikayeniz, hikayenin farklılığı, sizin farklı bir açı getirmeniz, her konuşmada karşındakine kanca atacak bir şey var. Move var, yani bir aksiyon var. Onu bulup ikna etmeniz lazım. Ben ama mentorlarımı bana göre çok doğru ve çok hani bence kolay kolay benim mentorum olmayı kabul etmeyecek insanları seçtiğim için çok zor oldu her zaman ikna etmem. Yani mesela ilk mentorlarımdan bir tanesi ki gerçekten efsanevidir. Dünyanın en büyük B2B SaaS şirketlerinden HubSpot'un kurucusu Brian Halligan. Şimdi adam zaten dünyanın en iyi 3 top B2B SaaS CEO'sundan bir tanesi. Brian Halligan'ı mesela ikna etmek için 3 defa basma gitmiştim. Buyurun, soru. Merhaba. Öncelikle şunu soracağım. Siz galiba ilk 3 şey satamadınız. Ve bu ilk 3 yıl... Satamadık değil. Ama sizin gönlünüz öyle istiyorsa satamadık olsun. Fikir aşamasına MVP'ye kadar ne kadar bir süre geçti? Ve bu süre içinde siz tahmini 3 yıl geçmedi herhalde. Evet, 1,5-2 sene. Ve bu süreç içinde prototip dışında siz ürün pazar uyumunu ölçebilecek başka bir yöntem denediniz mi? Yani farklı bir yöntem denediniz mi? Şimdi şöyle oldu, hep zaten yurt dışı hedefi olduğu için bu işe başlamadan önce bu tarz benzer ürünlerin olduğu bazı pazarlarda gidip kaldık. İşte bir 3-4 ay Amerika, 3-4 ay İsrail, teknoloji tarafında İsrail falan genişlemiş olduğu için 2-3 ay İngiltere. Oradaki kendi sektörümüzde potansiyel müşteri olabilecek insanlarla interviewler yaptık. Dolayısıyla mesela bu bir metottu. İkincisi de Türkiye bizim için çok değerli pazar olmakla birlikte önemli bir test petti. Tanıdıklar aracılığıyla ilk 2-3 firmaya aslında beta ürünümüzü test ettirdik. Ya aslında bu evet ya B2B'lerde de dediğiniz gibi böyle yöntemler olabiliyor ama yani şey olarak da 2 sene de bana çok uzun geldi. Yani bu konuda da çok zorlanmışsınız herhalde. Yani çünkü bakma ortalama bir 8 ay 9 ay olan mı daha erken olan mı? Sizin bu süre de çok uzun olması size biraz etki atmıştır diye düşünüyorum ekip olarak. Belki. Evet. Yani yıpratmış olabilir tabii ki. Zaten o aşamanın her günü yıpratıcı. Ama orada şöyle bir konu var. Benim dediğim aslında 2 senelik süreç içerisinde ilk işimizden exit ettikten sonra şunu dediğimiz günle başlıyor o 2 sene. Biz yeni bir iş kuracağız ve bu iş yazılım işi olacak. Çünkü Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Onu dediğimiz günden itibaren aslında ben 2 sene soruyorum. Fikrin belirlenmesi. Çünkü biz zaten şöyle birçok insan şunu söylüyor. Çok güzel fikrimiz var, founderlarımı nasıl seçmeliyim? Biz zaten bir yazılım işi yapmaya karar verdikten sonra bir de founderlarımızı seçip sonra fikir ne olsun diye tartışmaya başladık. Çünkü doğru insanlar bir arada olduğu zaman fikrin hangi alanda yapılacağı belli olduğunda artık ondan sonra fikir bulmak da oturup uzun araştırma süreçlerine dayanıyor. Dolayısıyla o 2 sene bizim için o süreyi de içeren, yani ideation'ı da içeren süre. Ama dediğinizde naçizane katılmadım çünkü bir tane mentorum vardı. Hep ne soru sorsam depends diyordu. Hani değişir, duruma göre değişir. Dediğiniz şey de duruma göre değişir. Bazı ürünler vardır. 3 sene, 4 sene sürebilir prototipi. Depends. Sektöre göre, ürünün tipine göre, yazılımın cinsine göre. O yüzden bence buna bir average bir zaman çizmenin de doğru olduğunu düşünmüyorum. Bizim ama aktif coding'de ve bunun testing'inde geçen süremiz evet 1 senedir. Ama çok daha uzun süren süreçler olması mümkündür diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Buraya katıldığınız için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Ben de buraya gelmeden önce bende çok fazla kara bulutlar vardı diyebilirim. Özellikle kendi fikrim adına. Çünkü... Kara bulutlar mı? Neden? Ben de kendi fikrim olabilirim ve işte doğru bir yolda mı gidiyorum? Ya da bunun olabilirliği nereye kadar olabilir? Bunları düşünmeye kastladım buraya geldim. Hatta Ankara'dan gibi birlik geldi sohbetim için. Çok teşekkür ederim. Çok kıymetli oldu bugün bunları anlattığınızda.
bize aktarmanız bu heyecanı. Ben özellikle ekip içindeki iletişimimizi çok merak ediyorum. Çünkü bugün burada bir başarıdan konuşuyoruz ama bence buradaki başarının en büyük nedeni sizin liderliğinizde harika insanların bulunduğu alt kişilik bir ekip. Bu ekibin içinde illaki bir anlaşma süreci olmuştur ya da çatışma konuları olmuştur. Bunları nasıl çözdünüz? Ben birazcık daha bunun duygusal ve iletişim açısından çözünen yöntemleri merak ediyorum kendi içinizde. Yani öyle bir şeye temas ettiniz ki hassas bir noktaya. Bu aralar çünkü üzerine düşündüğüm bir konu, yıllardan beri tabii hep gündemimizde olan bir konu. Sadece 6 kişi değil, işte o etrafımızdaki o TAP yönetim ekibinizle, TAP management diyoruz ama TAP olduğumuzdan değil yani, hani ismi olduğu için. Çünkü aslında gerçek işi her zaman ekip yapıyor, onu unutmamak lazım. Çoğu zaman yolculuğun belli süreçlerinde iletişim tarzı ve karakterinin getirdiği insanların iletişimin yolu ve metodolojisi açısından şirket değişirken ve dönüşürken biz de değiştik ve dönüştük. Şimdi biraz şey bir cümle oldu da, belirsiz bir cümle oldu da, mesela ben çoğu zaman yolda karakterimin çok değiştiğini düşünüyorum. Hatta bir aralar böyle düşündüm, acaba bipolar gibi bir şey, bir durum mu var bende? Gerçekten hani bir gün ya da bir 3 hafta işte çok yumuşam, 3 hafta ekstra sertim. 3 hafta entrikalar, 3 hafta çok işte şey, nasıl diyeyim, şeffaf saydam. 3 hafta çok harbiyim diyorum, kendim gibi konuşuyorum, oh çok rahat ettim, kendim gibi konuşmak çok şeymiş. Sonra diyor, görüyorsunuz ki herkesin sevgi dili çok farklı ve insanların sevgi dilinden konuşmak gerekiyor. Ve bu politiklik demek değil, bu gerçekten insanların sevgi dilini bulup ona göre konuşmak demek. Bugün daha düşünüyordum ben de buraya gelmeden önce, samimi bir itirafta bulunayım. Endişe etmeyin lütfen, çok şey bir düşünce değil, yani içinde çok kaldığım bir düşünce değil. Çünkü ben düşüncenin içinde çok kalmamaya çalışıyorum. Hep iş olsun, bir şeyler ilerlesin, ben de prensibini biraz daha izliyorum ama ya böyle kendimden çok nefret ettiğim zamanlar oldu. Ya neden ben böyle davrandım ki? Neden ben bu kadar sert oldum da ben neden bu kadar yumuşak oldum? Ya da neden ben bu iletişimde bu hatayı yaptım diye kendimi sevmediğim çok zamanlar oldu. Çünkü CEO olmanın ya da o ekibin lideri olmanın en zor kısmı, insanlar siz ne yaparsanız onu yapıyorlar. Gerçekten lead by example dediğimiz, insanların sizi yaşattıklarınızı ve yaptıklarınızı takip etmesi durumu, onların da aynısını yapmamaları mümkün. Şöyle düşünün, ofisten en son çıkan insan sizin ekibinizde, siz olmadığınız zaman neden ekip kalsın ki uzun saatler? Ya da iş bitene kadar kalsın ki. Ya da siz zaten toplantılara çok frustre ve çok kızgın bir şekilde konuştuğunuz zaman, çok güzel bir söz var, duygular bulaşıcıdır diye. Ekip neden aynı kızgınlıkla konuşmasın ki? Şimdi o yüzden tabii ki hani dedim ya, böyle kendimden çok nefret ettiğim anlar oldu. Bazen işler olmayınca gereksiz belki yükseldiğim, bazen gereksiz zayıf kaldığım, yani daha doğrusu yumuşak kaldığım yerleri düşündüğüm zaman, evet o ben değilim. İşin olması için ne gerekiyorsa yaptım. Ama artık en azından hayatımın herkesin bir sevgi dili var ve o sevgi diline göre hareket etmem lazım dediğim dönemindeyim. Öyle yapmaya çalışıyorum. İlla ki iyi yapamadığım bir sürü şey var ama bence çok güzel olur bu soruyu sormanız. Benim size hani bir ablanız, kardeşiniz, arkadaşınız olarak söyleyebileceğim en iyi, en önemli şeylerden bir tanesi, hiçbir şeyi kişisel almamak lazım. It's all about business demek lazım. Bu insanların yanında duygusal olarak olmak demek değil. Aileyseniz aileyseniz, bence aile olmak güzel bir konsept. O bağlarla birbirine bağlanmak. Arkadaşlarınızla daha güzel iş yapıyorsunuz çünkü. Arkadaş olmaya çalışmalısınız bence, bu çok güzel. Ve bunu gerçekten içinizden geldiği için yapmalısınız ve hissettirmelisiniz. Ben hep o 6 kişiye onu hissettirdim bence. O yüzden bir arada kaldım. O sevgimiz zaten çok kuvvetliydi. Aynı değerleri paylaştığınız insanları yanınıza almaya çalışın. Çünkü o zaman fikirlerde ayrışıyor olsanız da aynı değerleri paylaştığınız için hep bir arada kalıyorsunuz. Ve tüm bunların hepsini yaparken bir şirket kurmayı ve lider pozisyonunda olmayı seçtiğiniz için
çoğu zaman compromise etmesi gereken insanın ekibiniz değil, sizin olmanız gerektiğini, bunun adil olmayan bir şey olmadığını ve herkesin dediğim gibi kalbine dokunacak, kalbini titretecek bir yol olduğunu ve o yolu onların bulmak zorunda olmadığını, sizin bulmak zorunda olduğunuz gerçeğini bence victim, kurban pozisyonuna sokmadan kendinizi anlamanız gerekiyor. Bence bunu full bir şekilde idrak ettiğiniz ve başarılı uygulamaya başladığınız gün bence ideal lider olmak alanında çok büyük bir adım atarsınız. Ben daha çok yarı yoldayım. Ben daha ilk bunun böyle olması gerektiğini idrak ettiğim bir süreçteyim diyeyim. Belki biraz felsefik konuştum mu? Çok anlaşıldı mı? Çok bir şey oldu. İstersen biraz daha ek soru. Aynen. Tabii. İkisi de ekli. Tamam, senin de hemen anlat. Tamam, buyurun. Mentor için birilerini ikna etmekten bahsetmişti. Ekip içinde sevdiğinden. Peki sence ekipten birini bir iş için, birlikte ekip olmak istediğin kişiler için ikna etmek gibi bir şey söz konusu mu? Yoksa hani değerleri paylaşmakta, yani değerleri paylaştığı kişilerle bir arada ol gibi bir ifadeyi kullanmıştı. Yani ekip olmak istediğin kişileri de ikna etmeli misin? Yoksa o mu senin ama? Yani bu efor değer mi? Ya şey gibi, Levent, ben çok iyi anladım. Levent Erden'in Nasıl Olur'da çok güzel bir şeyi var, podcast'i var. Orada işte birçok farklı şeyden bahsediyor. Sağ olsun kendisi zaten her şeyden bahseden çok entelektüel bir insandır. Eskiden NTV'de İstanbul Kafası hatta programını yapıyordu. Şey demişti, şehirler demişti, ilişkiler de gibidir. Yani ne kadar verirsen o kadar alırız. Şimdi bu neden söyledim? O ikna süreçlerinde dediğin şey de aslında sadece her şey bir tarafla alakalı değil. Sen onu ikna etmek için çalışırken ve kesinlikle çalışmalısın. Çünkü elinde hiçbir done yok. Adam sana neden ya da kadın sana neden inansın ki? Böyle bir tane fikri var, gelmiş, hadi gel bunu yapalım diye birisi bir şeyler söylüyor. Heyecanı var, ne para var, ne henüz daha muhtemelen ekip var, ne bir yer var. O yüzden ikna olmamak için çok sebep, ikna olmak için de henüz daha az sebep var. Evet, o yüzden inandırmalısın. Ama neye inandırmalısın? Asla bakarsan bence çok samimi bir şekilde, ben hayatta samimiyetin her zaman çok çalıştığına inanıyorum. Samimi bir şekilde hayallerini paylaştığında o senin ikna eforun oluyor. Karşındakinin de göstermesi gereken bir efor var. Hani ne karar verirsen o kadar alırsın ya. Karşındakinin göstermesi gereken efor da şu. Daha doğrusu efor bile değil. O kişide de zaten o kumaş varsa, onlara heyecanlanabilecek bir kişiyse zaten heyecanlanıyor. Doğru yerden girdiğinde. Ama burada şey çok önemli. Mesela benim çok zayıf olduğum konulardan bir tanesi. Storyization. Yani şu hikaye dediğimiz konu o kadar önemli ki, yani alınamayacak yatırımı aldırır. Çok yaşayın. Mesela işe alınmayacak kişiyi işe aldırır size. Düşünsenize, yani biz gitmişiz, ilk Singapur'daki iş alımlarımızı yapıyoruz. Bir tane Türk şirketinden bir çocuk gelmiş, heyecanlı anlatıyor hikayesini. Ve oradaki adam, oranın en büyük e-commerce şirketinin direktör olarak çalışırken sonra inside çalışmayı kabul ediyor. Normalde birçoğunuz bence böyle bir şey olmaz ya deyip ona hiç şey yapmazsınız. Hani denemezsiniz böyle bir şeyi. Ama lütfen deneyin. Çünkü insanlar en çok hikayeleri bayın ediyorlar, hikayeleri alıyorlar, hikayelere inanıp onu takip ediyorlar. O yüzden çok iyi hikayenizin olması lazım ve bildiğiniz bu hikayeleştirme konusu üzerinde ciddi ciddi çalışılması gereken bir konu. Hem sadece kendi şirketinizin hikayesi değil, kendi kişisel hikayenizde ya da bir hiring hikayenizde. Hatta derler ya, şirketlerin 3 tane deck'i her zaman hazır olmalı. Bir hiring deck, bir investor deck, bir de culture deck. Bu 3 deck'iniz her zaman hazır mı olmalı ve oradaki hikayeleriniz her zaman hazır olmalı. O yüzden şu hikaye kısmında hepinizin belli bir, bakın ben de mesela 6-7 sene sonra o hikaye kısmına şu an odaklanmak istiyorum. Bayağı bir çalışmanız lazım hikayeleşme üzerine. O iknalar ve o insanın da kumaşı varsa ona inancı oradan geliyor. Siz bir şey soracaktınız. Takip biraz soru. Evet. Teşekkür ederim öncelikle. Culture Deck konusunu da soracaktım. Tam oraya geldi. Son 1,5 aydır şeyi düşünüyorum. Öyle bir deck hazırlamam gerekiyor ki merhaba dedikten sonra 10 dakikada bu insanı ikna edebileyim ekibe dair olabilmesi için. Çok... Neden 10 dakika? Çünkü şöyle, içeriye girdikçe ben çok fazla hikaye anlatıyorum. Ne güzel.
o tarafı var ve bazen de şey olabiliyor, ucunu kaçırıyor. Ortam andan diyor ki ya artık hani şey yapalım falan noktasına geliyor. Dolayısıyla ben çok konuşuyorum bu arada, mesleki ha. Belki de olabilir. Ondan dolayı. Şimdi benim sorum şu, kültürünüzde red flag dediğiniz ilk 5 şey diye sorsam ne derdiniz? Yani bunları geçtiği anda artık o bayrak kalkacak ve elveda olacak. Çok güzel. Bu arada Insider'ın ilk yıllarında iyi yapılanmış yerden bir tanesidir. Derler ya hire slow fire fast diye. O kültürel değişimi geçiremeyen ya da yaşamayan ya da hissetmeyen arkadaşlar yollarımızı çok daha öncesinde ayırmamız gerekiyordu ama bunu yapamadık. Ve o insanlar sadece kendilerine değil aynı zamanda çevrelerine de zarar verdiler. Dolayısıyla gerçekten hire slow fire fast çok önemli. Bizim çok yaptığımız bir hata, ne olur siz yapmayın. Bu arada böyle sorular çok pratik ve güzel. Hani sizin 5 tane kültürel anlamda şeyiniz var. Şimdi kültürü bizim 5 tane o red flag'i düşünürken ben aynı anda şey de söyleyeyim, bizim kültür aslında dışarıdan çok sert görünen ve sert olan bence kendi içerisinde. Yani sert demek bu da ne demek? Türkiye'deki standartların biraz daha dışına çıkmış sayılabilecek bir kültür. Çok bizi duymuşsunuzdur. Zaten işte ne bileyim bir yerleri açtığınızda ve artık ben çok okuyamıyorum, üzülüyorum, üzülme diyorlar ama işte ne bileyim ek sözü oraya buraya açtığınızda kırbaçlar bunlar bunlar her şey var orada. Ama neyse uzun lafın kısası işte bizim 5-6 founder olarak değerlerimiz şuydu. Biz çok çalışırız. Ben aileden de öyle gördüm. Yani babam da çok çalışırdı. Biz çok çalışan. Tabii ki ailesi önemli ve değerli. Herkes de olduğu gibi. Family first dediğimiz insanlar olmuyoruz. Family first, aile first. Ama bunu yaparken de etrafında doğru insanları bir ara toplayarak onlar da iyi vakit geçirmeyi amaçlayan ve her zaman için kendi ülkesi için bir şey yapmayı önceliklendiren, bunu yaparken de standarta asla settle olmayan standart işe. Mesela bizde o yüzden işe girme süreci oldukça zordu. Çıkmaya da şey mesela çok uğraşırız, çok dinleriz o personal development için. Düşünün bir şirketin hala herkese verdiği KPI'lerin %10'u personal development. Buna uğraşan ve her halükarda mesela ben şu anki ekibimde de öyle. Çünkü her ne kadar bütün C-level'lar bana bağlı olsa da ben her 2-3 senede bir CEO's office hayal ediyorum. Ve onları bir ara kendi yanımda her şeye dahil ederek geliştirmeye çalışıyorum. Bugün hatta yine burada olan arkadaşlarımızdan İrem de var, CEO's Office'de Tuğçe'yle birlikte. Mesela orada beraber bir hayat yaşıyoruz. Ve hani böyle birbirimizin o dün akşam ne yaptığını söylüyor, ben onlara soruyorum şunu şöyle nasıl yaptım. Benim için bu bir integrasyon. Ve biz o hep nosyonu insanlarda devam etmek istedik. O yüzden bazılarına göre değildi. Zaten bunda da bir sorun yok. Çok güzel bir laf var kültüre dair. Good for you, not for me. Olabilir. Şimdi biz böyle olduğumuz için, iyi ya da kötü, herkesin tercihi. Biz böyle olduğumuz için o yüzden bu 5 red flag'in arasında bizde mesela şunlar olabilir. Hiç düşünmemiştim böyle, güzel soru bu arada, teşekkür ederim. Mesela gerçekten ben çalışmayı hayatımda önceliklerime koyarım diyemeyen birisi. Kişisel gelişimim tarafında bunu bir ya da bu tarz işle birlikte gelişimin ve hayatın bir entegrasyon değil, bir balance olduğuna inanırım diyen birisi. Ama bu şeyden dolayı değil yani mesai saati mevzusu değil. Bugün iyi işler yaratmak için zaten hayatınızda mesai saati olmaz. İş biter, okuma başlar. Okuma biter, izleme başlar. Buna dair çok keskin çizgileri olan, kendi ülkesindeki insanlar için bir şey yapma şeyi, önceliği olmayan. Çünkü şimdi 100+100+100'ü launch ettik bütün şirkete. Şimdi ben o projeleri arkadaşlar yapacak, insanlar yapacak. Buna dair isteği olmayan bir insana o zul gelir o proje. O yüzden de ben onu yaptıramayacağım için yollarımız ayrılır, yanlış insanlar olmuş olur karşılıklı. Ona dair heyecanı olmayan, insan yetiştirmeye dair heyecanı olmayan, yani en basit tanımıyla derler ya, girişimciliğimizin ilk yıllarında hepimiz öğrenmişizdir. Dün, yani bugün, dünden farklı değilse doğru bir gün değildir. Bugünü biraz daha farklı kılacak şeyleri yapan, bazen basit ama bazen kompleks bir kafa yapısında olan, o progressive mind diyoruz, ileriye giden zihniyet, öyle olmayan insanlarla çalışmak zaten insanlarda dayanamayacakları için, zaten bizim hiç uygun olmadığı için mümkün değil burada. Bunu söylemekte fayda var. Bu iyi, o insanların iyi ya da kötü olduğunu asla göstermez. Bunlar biraz hayat tercihidir, hayat seçimidir. Dolayısıyla zaten kültürlerde böyle insanları bir araya toplayarak oluşur.
teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sesim geliyor mu? Evet, geliyor. Öncelikle çok teşekkür ederim geldiğiniz için, değerli bilgileriniz için. Hem sorulara gelen cevaplar çok fazla ilgimi kaptı. Şunu söylemek istiyorum. Şu anda biz de bir iş yapıyoruz. Hatta az önce bahsetmiştik ve sizin dediğiniz o arkadaşlık ayrı, iş ayrı, everything is just business kavramı aslında çok önemli bence. Bunu deneyimliyoruz. Bazen bir şey oluyor, işte bir hata oluyor. Bunu arkadaşlara yansıtmamaya çalışıyoruz. Soru şöyle bir soru olacaktı. Özellikle yeni başlayan girişimlerde, B2B oranında temelin sağlam olması için neler önerebilirsiniz? Hem operasyonlardan, satış tarafında, hem yaptıkları işlerde, company culture'da, bu temeli sağlam atmak için neleri önerir ve söyleyebilirsiniz? Kültürel anlamda mı, daha çok genelde de mi? Yani operasyonda da mı? Genel. B2B SaaS metriklerini çok iyi bilmeniz, ilk günden itibaren aslında bunları bence hani tutmanız ve bunları belli kuartırlarda, belli çeyreklerde sürekli incelemeniz. B2B SaaS'ın farklı dinamikleri var. Çok başarılı bir, çok başarılı şirketlerin, çok başarılı B2B SaaS şirketlerinin ilk 1 milyon dolarlık ARR'larını nasıl yaptıklarını, 10 milyon nasıl geldiklerini, 10'dan 20'ye 20 olsa nasıl geldiklerini çok iyi incelemek. Aynı zamanda bu iş bence content'le çok alakalı. Bakın, zamanında bizim en okuduğumuz insanlardan bir tanesi David Scott'tu. En okuduğumuz insanlardan bir tanesi hala Jason Lemkin. Mesela girin SaaS'tra, SaaS-TR diye yazılıyor, SaaS-TR diye yazılıyor. Ya SaaS'ta öyle içerikler var ki ve o kadar doğru içerikler ki, böyle okuduğunuz zaman size o 1-2-3 milyon dolarlık ARR journey'nizde çok önemli insight'lar veriyor. Onları çok fazla okumanız lazım. Bunun dışında biraz önce sizin sorunuza da cevap verememiştim, unutmuşum onu, mentorlar kısmında. Mentörünüz bazen bazı alanlarda sizi tam tamamlamasa da biyografileri okumanız çok önemli. Bence bol bol biyografi okuyun. İnsan management kitaplarından değil de biyografilerden öğreniyor. Ve bunun dışında B2B SaaS'ta doğru delegasyonu yapmak çok önemli. Product tarafı, development tarafı, satış tarafı ve customer success tarafı çok net bir şekilde ayrılmış, birbirine çok entegre çalışan ama bir yandan da çok sistematik bir şekilde bir kişinin hepsinin ownership'ini, sahipliğini aldığı bir yapı kurmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaman içerisinde customer success, sales aynı kişiye bağlı olsa da, chief revenue officer'e bağlı olsa da ya da product çok farklı alana gidecekler. Bir de bizim yaptığımız hatalardan bir tanesi, yine olsa burada yine aynısını yapardık ama yine de hata olabilir, hata olarak sayılabilir. Mesela bizim HR fonksiyonumuz, finans fonksiyonumuz çok daha geriden takip etti. Diğer işlerin kurumu, diğer işlere göre, diğer kanallara göre çok hızlı büyüdük. Onlar biraz daha geride kaldığı için tamamlayıp sonra biraz toparlamak zor oldu. Yani en azından başlardan böyle çok dağıtmadan sağa solu birileri olsa o işler birbirinden güzel olur. Ben belirlemediğim için sadece bakabiliyorum. Hani mikrofon kimdeyse buyurun. Buyurun. Öncelikle teşekkür ederim. Gerçekten çok faydalı bir konuşma. Çok özür diliyorum sizi bölmemek için. Yanlış anlamayın. Mümkün olduğu kadar fazla soru olabilmek için. Açıkçası siz öyle konuştuğunuzda ben hakikaten de mahcup oluyorum. İsterseniz teşekkür vesaire kısmına geçelim. Soruyu direkt bakla devamlı. Buyurun. Çünkü sert bir soru olabilir. Sert bir soru. Evet. Peki. Çünkü inşallah böyle olmayacak ama bir vaka tarzında bir şey soruyorum. Örneğin yıl 2023, Hande Hanım her şey böyle unicorn olmuş. Sonra bu sene mi? 2023. Ha mesela tamam, okey. Tamam. Bir anda Hande Hanım her şey sıfırlanmış. Ekip, arkadaş, her şey gitmiş. İstanbul'da İnşallah böyle bir şey yok ama kendimi örnek olarak soruyorum. Tamam, ne şey mi yaptık yani? Sıfır. Her şey sıfır olmuş. Hande Hanım şu an İstanbul'da 2023'te diyor ki her şey gitti. Sıfırdan yol ayrıldı. Peki, anladım. İnsan kaynakları konusunda sıfırdan, TRL sıfırdan, unicorn'a kadar nasıl bir yol haritası izlerdiniz? İnsan kaynakları şey anladım. Özellikle. Şimdi, ben bu konuda biraz doğru cevabı size veremeyebilir başız. Çünkü
bazen doğru cevabı bilmediğim doğru cevabı bilmiyorum demek lazım. Çünkü açık söylemek gerekirse ben yine kendi co-founderlarımı co-founder olarak seçerdim. Ve yine onlarla başlardım. Şimdi benim durumda böyle oldu. Yine onlarla hiçbir fikrim olmasına gerek yok. Şimdi bir yine bir fikir bulup kurmamız lazım. Hadi şu amacımızı bir öncelikle tepede belirleyelim. Ondan sonra fikrimizi oturup çalışıp belirleriz. Alanı seçeriz ve doğru devam ederiz. Gerekli kaynağı yaratırız diye hareket ederdik. Ama eğer hayatımda Allah korusun onlar olmasaydı, iyi ki varlar. Her şeye rağmen, bütün kavgalara, bütün şeylere rağmen. Çünkü birbirimize sandalye fırlattığımız gibi bile olmuştur. Gerçekten şaka değil, sandalye bile fırlattığımız olmuştur. Ama işte o ortak değerler bizi bir arada tuttu. Şey olsaydı, onlar olmasaydı hayatımda, hani dedim ya biraz önce, always be hiring. Her zaman birilerine böyle bir şeyler yapacağın konseptinde hayata bak. Son, zaten 7-8 seneden beri ben herkese öyle bakıyorum. Mesela bir kaza geçirdim, bacağım kırıldı. Ameliyat oldum, çok ciddi bir kaza, çok teşekkür ederim. Ondan sonra, işte geçen doğum günümde talihsizlik. Ondan sonra şey oldu. Hastane fizyoterapiye giderken tanıştığım insanı işe aldık. Şimdi o logikle, o mantıkla etrafınıza bakmaya başlayınca hani bir laf var ya, yani sonu kötü olsa da arayan bulur diye. Hakikaten arayan, yani o insanı bulma mantalitesinde olan bir insan buluyor. Benim çoğu zaman hep karşı çıktığım görüşlerden bir tanesi şu. Sana gelip diyor ki, işte nasıl bulacağımı bilmiyorum, bulacağıma inanmıyorum doğru insanı. Nereden bulabilirim ki? Ben şimdi nasıl bulacağım? Yani gerçekten onun yollarını kendiniz çok basit bir şekilde yaratabilirsiniz. Mesela bir istatistik var biliyorsunuz, hatta o şimdi değişti de. Dünyadaki herhangi birine, Barack Obama'ya ulaşacak olsanız, istatistiklere göre 6 tane bağlantıdan sonra, kontaktan sonra aslında, kontağın birbirine bağlamasına ulaşabiliyorsunuz. Hatta yeni rakamlara göre bu galiba 3'e 4'e falan düştü. Şimdi dolayısıyla ben bizim ekibi nasıl bulduğunu düşünüyorum. Düşünsenize İTÜ'den, bilgisayar mühendisliği bölümünden, o kadar insan içerisinden mezun olmamış birini garantide çalışıyor bölüm anlarsına. İTÜ'nün sadece duvarına işte bizimle çalışır falan diye bir şey asarak bulmak mümkün değildi. Aradık, sorduk, arkadaşa sorduk, arkadaşlarına sorduk. Ulaştığımız insanlarla sayesinde tanışa Sinan'a kadar geldik. Aynı şey diğer arkadaşlar için de geçerli. Mesela iki tanesi zaten benim üniversitem arkadaşım. Bildiğiniz hani düşündük hani Serhat'la birlikte, ilk Serhat'la başlattık vesaire. Ya üniversiteden kim olabilir, nasıl olabilir, acaba şu olur mu, onunla bir konuşsak mı, bir sohbet vesaire. Arayınca buluyorsunuz. Dolayısıyla onu bulmak için yollar düşünmeniz gerek. Ben şu değil hayat. Yani doğru ekip var etrafında. Doğru fikrimiz de var. Hadi bir iş kuralım. Yok. Ben bir iş kurmak istiyorum diye de yola çıkabilirsiniz. Buyurun. Aslında bir önceki soru benim için güzel bir girizgah yaptı. 6 founder'sınız. Çok güzel bir şey. Özellikle 26 ülkede operasyon yürütmeye çalışan bir şirket için siz de söylediniz işte yerinde çalışmalar gerekti diye. Yeri geliyor iki kişi anlaşamıyor. Siz 6 kişi anlaşmayı yani iyi yönleri var ama 6 kişi anlaşmanın zorlukları oldu mu? Ayrıca şirket için demokrasi veya hiyerarşi, daha doğrusu şirket için çok konuştuk da founder'lar arası demokrasi veya hiyerarşi ne şekilde sağladınız? İlk başta bir araya geldiğinizde bir işte ortaklar anlaşması, bizim guidelines, kültürümüz bu olacak. Bunları ilk günden mi belirlediniz? Kesinlikle. Her şeyi idarede yazılı bir şekilde ama kişisel ortamda yazılı bir şekilde belirleyip görev ve rol tanımlarını üzerinde hep beraber en sıkışacağı şekilde tanımadığınız zaman bence o birçok sorunu, %80-90 oranında sorunları çözüyor. İnsanlar arasındaki görev ve sorumluluklardaki zıtlıkları yol açan en önemli şeylerden bir tanesi belirsizlik. O belirsizliği tanımlayınca ve herkes onda en sıkışınca zaten doğru insanlarla birlikteyseniz onlar ona uyuyorlar. Bazen hani o şey konsepti var ya, katılmasam da işin olması için elinden geleni yapacağım disagree ve commit. Bence insanlar zaten işin iyiliği için onu yapmaya hazır oluyorlar. Anlaşmazlıklara gelince çok oldu, hala oluyor. Hatta bazı günlerde zor günler de geçiriyoruz o anlaşmazlıklardan kaynaklı. Nasıl çözülüyor? Ya böyle söylediğim şey, hani ben de o ekibin lideri olarak genellikle
artık bilmiyorum dinliyorlar mı ama muhtemelen dinlemiyorlar. Bir tanesi Asya'da, bir tanesi başka yerlerde. Yani hepsi şu an başka işler üzerinde olduğu için belki dinleyemiyorlardır ama genellikle liderin compromise etmesi gerekiyor. Mesela bugün bir olay yaşadık. Gruptan product'la satış her zaman olduğu gibi birbirine girdi. Klasik, %100 olacak şey. Bu ölçekte de iyi oluyormuş. Satış diyor ki product bunu yapamadı, product diyor ki biz yaptık, satış satamadı. Fix. Ondan sonra tabii onu burada anlamanın yolları var. Mesela customer'la konuşmak vesaire önemli olan. Customer zaten sana söyleyecek iyi mi yapılmış, kötü mü yapılmış falan. Ben şimdi de ona başvuruyorum. 3 tane müşteriyle görüşeceğim. Gelecek hafta görüşmelerim olacak. Neyse uzatmayın. Bana sorsanız işte çok fışkırıyor bir şeydi şu an her şey o yüzden. Anlattıkça anlatsın geliyor ama. Bir tanesi şimdi Asya'dayken bir üründe, bir partnerde açıkçası bir bug'la karşılaşmış. Muhtemelen o sahanın ateşi, partneri kaybetmenin korkusu çünkü B2B sahasının en kritik metriği hangisi? Retention. Yani partnerleriniz ne kadar retail edebildiğiniz. Ondan sonra o bug'ı görünce, şimdi ekip var etrafında, 20-30 kişilik, Vietnam'daydı galiba, Vietnam ekibi. Orada partner churn'e gidiyor, partner görüşmesiniz. O customer baskısı çok başka bir şey. Gerçekten müşteri tarafındaki baskı. O baskıyı yaşarken muhtemelen aşka geldi, işte sizin ya ürüne işte falan filan. Ondan sonra o onları grupta söylerken diğerleri biz ne yaptık ki, biz zaten bunu böyle yaptık, siz onu işte oversell etmişsiniz gibi bir tartışma yaşandı. Benim oradaki rolüm, liderin oradaki rolü çoğu zaman compromise ederek kendi fikrini sonra uygulayabilirsin, zaten uygulamalısın, doğru olduğuna inandığın şeyi tarttıktan sonra çoğu zaman karşı taraf, iki taraf birbirine o baskı altında empati kuramadığı için bir tarafa şey demek. Yani bak onu bu yaptı çünkü şu an sahada ve sahadaki o baskıyı hissetmek çok hani onu overreact ettiriyor, fazla tepki verdiriyor olabilir. Sonra bir onun üzerinde bir yorum yapıyor CTO da CPO. Olur mu işte biz de öyle overreact ettirdik var. Evet anlıyorum ama şu an hani sen böyle söylesen bence daha iyi işimiz olur diye. Satışa gidip ya bu adamlara çok yükleniyorsun. Belki biraz daha şöyle yapman lazım. Acaba şöyle mi yapsak? Bak bunu ne yapalım? Gelecek hafta cumartesi gündemine, cumartesi o güne fix toplantılarımız var tabii ki. Cumartesi gününe gündemine alalım da orada anlatalım diyorsun. Ha sana ne oluyor? Sen lider olarak çünkü artık o tartışmanın içerisinde herkes sana geldiği için paspas oluyorsun. Ama işte senin orada kendi deşarj yöntemlerini belirlemekten ve uygulamaktan başka çare yok. O yüzden diyorum her ekibin özellikle liderini ve benim de lider olarak insider'ın o komünikasyon tarafında yaşadığı zorlukları kendim bir şekilde compromise ederek insanların empati kurmasını sağlayarak aşarken ki benim için çok zor çünkü ben çok sivri bir karakterim aslında. Özünde dominant bir karakterim. Hani ben de çünkü ne hissettiğimi söyleyebilmek, yanlış olduğunu pat diye söyleyebilmek istiyorum ama öyle olmuyor, çok doğru değil. Onların sevgilerinden konuşmam lazım. Bu arada şey diye zannedilmesin, teknik adamlar işte daha net düz, kesinlikle ben de gayet net düzüm ama herkesin bir sevgilisi var. O nedenle de orada onların dilini bulup, ha sizin dilinizi buluyorlar mı? Kesinlikle hayır. Öyle bir şey beklemeyin, öyle bir beklentiniz olursa çok üzülürsünüz. İşte o yüzden o noktada sizin kendi sevgilinizi, kendinizi bulup onu bir deşarj etmenin yolunu bulmanız lazım. Benim de öyle metotlarım var. Buyurun. Bu tarafa da merhabalar. Evet, orası çok şey kaldı. Fazlasıyla. Merhabalar, teşekkür ederiz. Şöyle, şimdi girişim ilerliyor. Biz şunu... Burası, ben var mikrofonunuz açık değil. Şimdi şu anda sesim geliyor mu? Bence o mikrofon çalışmıyor. Dik tutarak tekrar. Tamam, süper. Merhabalar. Merhaba. Şu anda şöyle bir durumdayız. Ölçeklenmeye başladı ama ciromuzdan evet. Ölçeklenmiyor. Aslında bir B2B pazar yeri. Şimdi bir yanda non-touch sales konusu var, CRG konusu var, tartışılıyor dünyada. Demand generation var, marka bilinci oluşturma. Bir yanda da reklam basalım, birileri gelsin vesaire gibi konular var. Biz bu döngüde giderken soğuk satışı devam ettirmeye çalışıyoruz. Bir yandan da ürünü analiz edip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Hani bazen kaybolduğumuzu hissediyoruz. Size tamam. Baktığımızda yani ciddi bir ziyaretçiniz var. Biz daha 40 bin bandındayız mesela. Hani orada o tarafı nasıl yönetiyorsunuz? Yani ne zaman bizden, insanlardan bağımsız, sonuçta hepimizin amacı kendini pazarlayan, kendini satan ürünler yapmak günün sonunda. Bazen bilinçsiz başlıyoruz, bazen bilinçli başlıyoruz. Evet. Hani biz biraz burada kayboluyoruz. Yani orada tavsiyeleriniz olur muydu? O no-touch yolculuğu konusunda. Bizim no-touch yolculuğu derken siz hani kendini satan ürün mü yapmak evet, dediğiniz evet. için anladım. Şimdi şöyle,
işte amaç konseptler olmamalı. Mesela bootstrap, birçok insan sorar, gerçekten yatırım almadan büyünebilir. Tabii ki büyünebilir. Ama amacınızın ne olduğuna bağlı. Siz bugün mesela parayı akmayan, belki aynı anda 10 ülke yerine diyelim ki 2 ülkede kalan, daha böyle içerideki owner'ların belki temettüyü dağıttığı ya da ürününüzün nosyonuna göre zaten reklama ihtiyacınız olmayan bir ürün yaptıysanız tabii ki bootstrapping okeydir. Ama bizim mesela işlerin nosyonunda bootstrapping şirketi güdük tutar. Çünkü bizde yatırım yapmak, büyümek, onun sonrasında scale'in gelmesini beklemek ki çok güzel bir şey oluyor insanlar açısından. İnşallah hep böyle gider hepimiz açısından. Seneye inşallah hepimizde pozitif oluyoruz. Yani yıllar sonra ben de şaşkınım bu arada çok güzel bir geliştirdiğim için. Şaşkınım muhtemelen yılların kolektif eforları birleşti ama sonuçta zor bir noktaydı. 6-7 sene sonra oraya gelebildik. Bu kendini aslında devam ettirebilen artık bir şirket olmakları. Ancak her şeyin farklı bir demeyi var. Burada sektör ortalamaları var ve sektörde bazı best practice'ler var. Kafanızın karıştığı ya da vagueleştiği durumların konularda bence diğer rakiplerin ne yaptığına, onların gerçekten self-sustain edemediklerine, kendilerine bakıp o dinamikleri anlayıp bazı insanlardan da görüş alıp, belki bu işi daha önce yapmış ya da yapmamış fark etmez, görüş alıp biz böyle bir ürün yaratalım, sustainable olsun diye yola çıkmak yerine growth'u hedefleyip oraya gitmek için en doğru yol nedir düşünmek daha doğru bir düşünce. Yani siz şu an muhtemelen kendini satan bir ürün olsun istiyorsunuz ama belki de ilk 3 sene reklam verip ondan sonra kendini satması daha doğru. O zaman da scale olacak. Orada özetle konseptlere, orada özetle hani şöyle bir ürün olsun hedeflerine takılmaktansa biz 5 sene içerisinde, ki 5 sene uzun yani 5 sene projection yapmak yatırımcılar istiyor ama onlar da isterken aşma ekibisliklerini biliyorlar çünkü hiçbir anlamı yok ama önümüzdeki 2-3 sene rakamsal olarak nerede olmalısınız? İlk 10 milyonlu ARR'ınıza nasıl dağıtmasını gidersiniz? Bir B2B şirketi olarak. Ve bunu yaparken de en mantıklı yol nedir? Bence onu hedeflemelisiniz. Doğru olan da o. Böyle blur geldiği zaman her şey bence fikir almazsınız dışarıdan, başka insanlardan. Onların dedikleri en kötü ihtimalle soruları daha çok böyle aydınlatıyor size. Çok kaybolabilirsiniz. Son bir soru daha. Tabii. Evet, bu girişim yolculuğunda rutinlerinizden biraz bahsedebilir misiniz? Hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olmak. Rutin derken günlük hayatta. Hayır, girişim yolculuğundaki o hedefleriniz var her sene için veya ha, o da rutin. Bu rutinlere ulaşmadaki en sebep olan 3-4 neden mesela. OKR'lar her quarter'da bir OKR evolution meeting yapıp OKR'ların üzerinden geçmemiz, key departmanlarla haftalık toplantılarının olması, bu toplantıların ilk 20-30 dakikasında OKR'lar üzerinden nasıl progres ediyor, nasıl ilerliyor geçmeye çalışmamız, geri kalan 30 dakikada custom gündemleri varsa bana soracakları onları konuşmamız, her cumartesi günü bütün departman liderlerini bir araya getirip belli bir sorun ya da projelerin ne dair custom konular konuşmamız, her iki hafta salıda bir cross department meeting yapıp bütün departman liderlerini bir araya getirip bazı konulara dair alignment sağlama, artık eskiden başta da takip ediyorduk da Jira'da task management boardlarında, top managerlarında taskları takip etmek, ya zaten Jira'yı kullanıyor tabii ki developerlarımız herkes ama biz de artık kendi boardumuzda birbirimizin taslarını accountable kurmak için takip ediyoruz. Şirkette herkesin KPI'lerinin olması, including me, öncelikleri olması, başka rutinler, sizlerin de varsa bu arada ekleyin. Muhakkak, sizin aklınıza gelen varsa İrem Türk siz de ekleyebilirsiniz. Muhakkak, liderlerle başka yerlerde private time'lar geçirmek, böyle bağlı olabileceğimiz, insanlarımızı hatırlayabileceğimiz, onlar rutinlerimiz arasında. Olduğumuz farklı ülkelerde rotasyonlar, yeniden hayatımıza 2-3 tane daha rutin katmaya çalışıyorum. Bu arada bunlar benim rutinlerim, farklı departmanların liderlerinin farklı rutinleri var. Product'a sorsanız başka şey diyecek ama onları şimdi anlatmayayım hani çok uzun sürmesin diye. Muhakkak customer'larla konuşmak ayrı bir. Ekip üyeleriyle konuşmak,
belki onları bir araya getirmek, onlara belli fix sorular sormak. Bunlar şu an aklıma gelen rutinler arasında. Biz çok üzülüyoruz. Güzel yetişim sorunu. Öyle mi? Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Yolda zaten sosyal medya. Tamam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun geldiğiniz için. Çok pardon, İti Çekirdek ekibinden ben şey var, çok kısa araya girmek istiyorum. Öncelikle herkese çok teşekkürler. Birçoğumuz işinden çıktı geldi, birçoğumuz hatta şeyi değiştirerek buraya geldi. Anne onda bir yaklaşık 2 saat oldu sanırım. Ayakta ağırladık kendisini, başladığı enerjiyle aynı şekilde devam ediyor. Ama dilerseniz süremiz de biraz sonuna doğru yaklaştık. Son soruları alalım, toparlayalım yavaştan. Son 3-4 soru alabilirsek harika olur. Hanım teşekkürler. İlk yatırım alma süreciniz hani fonu melek yatırım. Evet. Hikayesini anlatabilir misiniz? Bir de VC kişiyi verebilirseniz de memnun oluruz sizin için. Kişilerden isimleri mi? Yani o ilk melek veya VC artık yatırım aldığınız kişi veya grup. Onları bir anlatabilirsiniz hikayesini. Ya çok hızlı anlatayım çünkü de bunlar var yani. Hani böyle internette belki bulamayacağınız kısımları çok daha hızlıca anlatırım. Bizim ilk melek yatırımcısı da bizim Zeynistan birçoğu da zaten exit etti artık misafirden. Her bir yatırım sürecinde hisselerini satıyor oldular. Arada az insan kaldı. Ve hani gittiğimizde her zaman söyleriz 13 kişi yatırım yaptı. Fikri bence anlamadılar. Direkt bize de anlatmayı bilmiyorduk. Mümkün olduğunu anlatmaya çalıştık. Bence ekibi, o tutkuyu, konusuna hakimiyeti, ne yapmak istediğimizi, amacımızı vesaire anlayınca biraz daha ona bet ettiler ve yatırım yaptılar. Bence Sequoia hikayesi ilginç. İlk ben Sequoia ile görüştüğümde, çok da hastaydım hatırlıyorum, grip olmuştum. Bize onlar galiba reach out ettiler ya da başka bir kanalda LinkedIn'den tanıştık. Açık söylemek gerekirse normalde inançlı bir insan olduğum halde şey demiştim o görüşmede. Sequoia mı? Yok ya, hayatta yatırım yapmazlar. Zaten öksürüyorsun, yapabildiğin kadar anlatabildiğin kadar anlat, elinden geleni sen yap. Yine de şey olmasın, şahımız yürüsün diye. İşte öksüre o meeting'i yaptım. Metrikleri görünce kendi söyledikleri gibi çok etkilendiler. Hani derler ya yani Sequoia, İstanbul'un ve Türkiye'nin bunların hepsi aynı zamanda tanıtımı. Böyle şirketlere gelip Türkiye'ye yatırım yapması. Ben şeyde çok üzülmüştüm. Geldiklerinde ilk İstanbul'a. Beşiktaş Meydanı'nda kaldıkları otele Four Seasons'a yürüyoruz. Onları bırakmaya gidiyorum böyle yürüterek. Demişler ki biz İstanbul'u hiç böyle hayal etmedik. Yani neden öyle düşündünüz? Hani böyle hani insanlar böyle falan sizin gibi insanlar verecekti. Onları gösteriyor ben böyle. Yani hani tabii ki yani Türkiye zaten böyle bir yer. Algıları ne yazık ki çok şey. Yani güzel değil İstanbul'a dair, Türkiye'ye dair. Dolayısıyla onları getirmek bence Türkiye'nin de hem tanıtımı hem de aynı zamanda çok güzel bir ülkemiz için daha fazla girişim yatırım yapmaları için fırsat. Sequoia'da o görüşmeleri yaptıktan sonra defalarca fiziksel görüştük. Size çok önemli bir önerim olabilir yatırımları alırken. Eğer bir ofisteyseniz, ofiste değilseniz bile, böyle bir alanda olsanız bile muhakkak çalıştığınız ortama, diğer çalıştığınız insanlarla ve ekiple muhakkak o insanları tanıştırın. O ekibin ruhunu, kültürü, dedikasyonu hissetsinler. Biz Sequoia'yı en son İstanbul'da geldiklerinde ve ortamımızı, kardeşliğimizi, bir mesela ne yaptık? Günlük hayatımıza dahil ettik. İSOP Celebration'a katıldılar. Ben bir Celebration var deyince önce şaşırdılar. Şey dediler, ya neden biz celebrate ediyoruz işte, daha bir yatırım olmadı falan filan bir endişe ettiler. Biz sizle alakalı değil zaten. Biz share dağıtacağız bugün, onun Celebration'ı var. Çok şaşırmışlar, ona katılınca falan çok duygulandılar. Böyle şehrin parçası haline getirmeniz onları çok önemli. Çünkü Seri A'da, Seri B'de, Angel sürecinde, hatta Seri C'ye kadar it's all about entrepreneurs. Girişimciler ve onların tutkularıyla alakalı. Artık C itibariyle, Seri C, Seri D itibariyle ve bir sonraki roundlarda artık biraz daha numbers game, rakamlar oyunu. O yüzden inanın Seri C'ye kadar şirketin potansiyeli oldukça, girişimcilerin potansiyeli oldukça herhangi bir yatırım çok mümkün. O yüzden ben hiçbir yurt dışından yatırım olmak zorunda alamayız gibi kısıtlara, düşüncelere katılmıyorum. Onu söylemek isterim. Merhabalar. Bu arada bir tane ortadan, bir tane soldan alacağız. Ondan sonra... Ben de İTÜ Çekirdek mentörlerindenim. O yüzden mentor sorusunu cevapladığı için çok teşekkür ederim. Aynı zamanda profesyonel bir koçum. Çok fazla
delegasyon, motivasyon, ekip yönetimi, liderlik ve iletişim konuları çok fazla koşul konularını konuştuk. Ekibinizde ya da kendinize koşul hizmeti alıyor musunuz? Orada süreç nasıl ilerliyor? Alıyorum. Bilmiyorum, bilmiyorumdur ama neyse, söylemekte bence bir sakınca yok. Ya normalde ben özellikle biraz daha artık global bir yolculuk olduğu için bu yolculuk hem işin global kısmı, oradaki insanlar ve oradaki aslında düşüncelerim ve Türkiye kısmı da var tabii ki. Onların hepsini bir arada götürmek için her ne kadar koçun ton fonksiyonu olmasa da bir yabancı, bir Türk koçla çalışıyorum. Türk koçum Berna Gülgöz, Sider Şahin tanıştırmıştı. Sider'i de çok severim, Pit Games. Ve çok güzel bir koçluk dönemi geçirdik. Koçun zaten asıl amacı biliyorsunuz, mentörden farklı olarak information paylaşmak yerine, guidance paylaşmak yerine sorularla sizin doğruyu bulmanızı sağlamak. Yani bir gün Ali abiyle, Ali Sabancı ile konuşurken çok güzel bir şey söylemişti. Ne işe yarıyor demiştim işte koçlar vesaire. Organize my thoughts demişti. Yani düşüncelerimi organize etmemi sağlıyor. Benim açımdan da Berna'nın hem öyle bir katkısı var hem de ya duygusal anlamda da çok güzel bir arkadaşlığımız oluştu. Ya onun müsaadesiyle arkadaş diyorum. Hani normalde aramızda bir yaş farkı var ama sağ olsun kendisi de çok adaptable bir insan ve arkadaşım gibi oldu. Şimdi yurt dışındaki koçum çok özel. Berna'dan özel olmasın. Şundan dolayı onunla olan aslında ilişki biraz daha profesyonelliğin ötesinde şöyle bir ilişki. Kendisi yıllarca dünyanın önemli B2B SaaS şirketlerinin CEO'larının koçluğunu yapmış ve artık koçluğu bırakmış. Sağ olsun LA'de bir beach house'da böyle kendi şirketi kurmuş, kendi şirketi insanlar yönetiyor, o takılıyor falan, paraya falan da ihtiyacı yok. Normalde o yüzden artık almıyor, öğrenci değil, almıyor. Ama ben ne kadar ihtiyacım olduğunu söyleyince şöyle bir şey yaptık. İhtiyacım olduğunda yazıyorum, işte WhatsApp'tan. O gün içerisinde muhakkak bir yarım saat, 40 dakika zaman buluyor. Konuşuyoruz. Hatta onun kendi yazdığı ve oluşturduğu bugüne kadar ki tüm CEO'ların bir araya gelip ortak sorunlarının çözümlerini de aktardığı okumaları var. Koçun adı da Matt Mochery. Hatta önemli bir kitabı da var. Kitabın ismini unuttum da. İrem bakabilir misin? Matt'in o CEO'luğa dair kitabı neydi? Çok güzel bir kitap bu arada. Kitabın ismini unuttum. Şimdi söyleyeyim size. Bu şekilde. Kesinlikle çok ihtiyaç var ama. Merhabalar. Ben Dilara Bütçeneksin. Eğer gelince bir proje yapıyoruz. Süper. Bir zamanımızın öncesinde başlayan bir proje yapmışsınız. Biz de şu an biraz daha zamanın öncesinde başladığımız ama biz düşünürken ve yaparken aslında bir yandan da çok hızlıca aklımızdan kovalayan bir dönemin ortasındayız. Kesinlikle. Burada gerçek anlamda kendi algoritmalarımızı oluşturduğumuz çok değerli bir proje yapıyoruz ve sonuçlarını alıyoruz. Enerji ve imajinasyon üzerine hocalarımızdan da doğru ve farklı bir yönde teknik kısımda destekli olarak gittiğimizin de feedbacklerini alıyoruz. Güzel. Fakat şöyle, tebrik ederim. Hem en başta yatırım konusunda bazen çok hurra yine oluyor bu. Ciddi yatırım teklifleri alıyoruz ama bunlar ilk toplantıda bir an olunca biz kabul etmiyoruz. Ben bu arada şunu gerçekten tebrik ediyorum. Neden? Ben hayatım boyunca böyle olmadım. Ne bana kimse, mesela diyorlar ya iş teklifi aldım. Bana kimse iş teklifi etmedi gerçekten. Hep ben gittim. Ya da mesela yatırım, hani şöyle bir dünyamız varsa gerçekten çok güzel. Hani yatırımcılar geldi, teklifte bulundular, hani biz istemiyoruz falan. Hep yatırımcıları mesela biz bulduk. Gerçekten öyle. Hani o yüzden bu, hani özellikle yeni jenerasyonda ben bunu çok duyuyorum. İşte iş teklifi aldım. İşte yatırımcılardan teklif geldi ama şu an işte biz yapmadık. Güzel, yani gerçekten güzel. Seviniyoruz tadınıza. Biz çok saldıran bir ekibiz. Hani dediğiniz gibi 3 telefonla 4 telefonda ulaşamayacağımız yerlere ulaşmaya çalışıyoruz. Ve ben bugün örneğin çok büyük bir teknoloji firmasının yönetici ekibinden biriyle görüştüm. O kadar müşkül durumdayım ki bazen kurucuyum ben ve 30 kişi sizde toplanmak zorunda kalıyor. Böyle yeni bir konuda olmamız gerektiği için ben o kadar detaya girmişim ki Dilara dur artık, hani ben yatırım için aslında konuşmak istemiştim'e geliyor ikinci toplantımızda. Bazen yatırımda gelecek böyle çok güzel ve çok güzel yerlerden gelecek teklifleri de böyle mahvedebiliyoruz aslında. Yo, neden mahvedesiniz ki? Daha güzel. Çünkü çok bağımsız ve çok uzun bir konu anlatıyorsunuz çünkü çıkış noktamız yok. Çok büyük bir şirketin mentorlarıyla mentorluk alıyoruz ama eğer yeni bir konu olduğu için burada doğru mentorluk da gelemiyor. İstediğimiz yanıtları da alamıyoruz. Konuda sizinle konuşmak isterdim hocam, ben size vakit
itibariyle ben isterseniz sorunuzu alayım, anlıyorum konuyu. Burada aslında bununla ilgili hızlı giden ve önden gittiğimiz bir noktada ne yaptınız, bunu sormak istiyorum. Buna ne diyorlardı? Bu şampanya problemi aslında. Dediğiniz şey, dediğiniz gibiyse, doğru anladıysam. Yani önden gidiyoruz. Yani dolayısıyla yani çok fazla talep var, yatırımcılar da geliyor. Çoğu zaman aynı zamanda yaptığımız şeyi anlamıyordu müşteri. Ha. Ve bunu yapay zeka demeden anlatmaya çalışıyoruz. Nedense yapay zeka demiyorsunuz? Çünkü hani yapay zeka örneğin imagination'ı denir. Şöyle bir tavsiyem olabilir mi? Şimdi ben eğer bu kadar vaktimi ayırırsam muhakkak buradan hani MacBoss yapmak için gelmişimdir. İsterseniz bu soruyu çıkışta ben size özel vakit ayırayım. 5 dakika konuşalım benim çıkışını. Ben size aile alayım bu soruyu. Bu kadar insanı bekletmeyeyim neden? Bana biraz spesifik bir soru geldi. Çünkü zamanın ötesinde giden girişim teknoloji olarak hızlı giden olabilir ama gerçekten olmak zor. İstiyorsanız onu bir konuşalım çıkışta 5 dakika. Tamam, olur mu? Size çünkü yanlış yönlendirmek istemem. Buyurun, siz galiba bayağı kaldırmışsınız. Evet. Buyurun. Mikrofon. Bekle alalım. Geliyor. Merhaba. Merhaba. Biz işte bir influencer marketing çözümü geliştirdik. Süper. Ve tamamen otomatize bir yapı şey yapıyoruz. Shopify gibi altyapılarla entegrasyonlarımız var. Sizin de Shopify'a entegrasyon tool'unuz var ve sadece var. İki sene önce kurdunuz onu. Olarak gözüküyor Shopify'da. Olabilir. Bunun hani stratejik bir sebebi mi var? Niye daha önce Shopify'da olmadınız ya da daha küçük ölçekli markalara ulaşmak için mi Shopify'a girdiniz? Shopify bir katkı sağladı mı size? Evet. Bizim Shopify'da muhtemelen olmayan entegrasyonumuzun olması sebebi aslında tam tersine küçük markalara ulaşmak değildi. Biz mid enterprise ve enterprise çalışıyoruz. Biliyorsunuz Shopify'ın da enterprise segmenti henüz daha 1,5-2 sene önce açıldı ve enterprise'e yönelik ürünler yapmaya başladılar. Biz de o yüzden entegre olduk. Öncesinde entegre olmayı düşünmedik. SMB'ye oryantı olduğu için Shopify. Teşekkür. Ben teşekkür ederim. Şimdi sol taraftan bir tane daha soralım, ondan sonra bitirelim yavaştan isterseniz. Bu arada kaç soru var? Kaç kişinin sorusu var? Ben olmadı bitireyim de öyle şey yapayım. 1, 2, 3, 4... Tamam, bence 4 kişinin sorusu var. Bitirebiliriz. Aha. 5'miş. Daha hadi hızlıca bitirelim. Merhabalar. Merhaba. Ben olsam gıcık olurum soramadığım için. Buyurun. Girişim olarak aslında biz günümüzü planlama konusunda bazen problem de yaşayabiliyoruz. Kesin. Yani özellikle her aşamada hangi aşamada olursak olan bu büyük bir problem. Siz gününüzü planlama konusunda nasıl bir metod izliyorsunuz? Anladım. Hemen andığım zaman soruyun cevabını vereyim ki hemen hızlı aktif bakalım diye. Şimdi prioritization konusu ya da bir tipik bir gününüz nasıl geçer konusu yıllardan beri üzerinde çalıştığımız 5-10 farklı model denediğimiz, bazılarının çok iyi çalıştığı, bazılarının çok iyi çalışmadığı bir metodları olan bir konu. Bundan 3-4 sene önce Jack Dorsey'nin uyguladığı modeli uygulamıştım. Mesela günlere bölüyordum. İşte sadece product için bir gün. O gün sadece product işlerini yapıyorum. Ya da mesela sadece customer success bir gün. Bir gün sadece metrik günü. Şirketin bütün metriklerini falan inceliyorum. Çalıştı çalışmadı. Mesela external meetinglerimi hep böyle bir güne almaya çalıştığım bir zaman oldu falan. Şimdi biraz daha şunu yapmaya çalışıyorum. Haftalık toplantılarımı bir güne aldım. Birkaç gün muhakkak yapabiliyorsam execution'a bıraktım. Çünkü artık bir saatten sonra daha dashboard odaklı kendinizde çalışma zamanı kalması istediğiniz bir vakte ihtiyacınız oluyor. Geri kalan zamanlarda da işte alignment'larla geçen bir şey belirliyorum. Takvim, ama takvim neye göre şekilleniyor? Her çeyreğin başında bu çeyrek Hande bu şirket için ne yaparsa en faydalı şey olur şirket için diye öncelikler belirliyorum. Bu mesela geçerdiğimiz çeyrekte 7 önceliğimiz vardı, 8 önceliğimiz vardı. Bu çeyrekte daha belirleyemedik, bir tık geç kaldık. Şimdi belirleyeceğiz. Hep o takvim şuna çeke, şunu çeke diyor. Onlarla uygun mu meetingler atılıyor? Yoksa onun sonu yok yani. Bir sürü zaten davet, osu busu, bir sürü event, bir sürü toplantı isteyen insan. Onunla sürekli o önceliklerle uyumlu olup olmadığını takvimini görmek lazım. Mesela bu çeyrekte yine şeye bakacağız. Bir pie chart çıkartıp hangi konuya ne kadar harcamışım ve gerçekten o öncelikler için çalışmış mıyım, ona serve etmiş miyim diye bakacağız. Soru. Buyurun şuradan al. Ha, tamam, buyurun. Melek yatırım yapıyor musunuz? En çok hangi sektörü veya markete olarak mısınız? Evet. Melek yatırım yapıyoruz. Açık söylemek gerekirse
Yani ben de yapıyorum, ortaklarımız da yapıyor. Ve öyle bir odağımız yok ama yani özel şu sektör şey ama biraz daha tabii ki yazılım ve teknoloji şirketleri her zaman öncelikler. B2B SaaS şirketleri iyice bir öncelikte ama farklı alanlarda yapıyoruz. İlk 2-3 yatırımımız içerisinde zaten bir B2B, iki tane B2C var. Ama öyle bir sektör şey yok yani. Şimdi en son mesela yakın zamanda belki duyarsınız bir özellikle bir çocuğun karakteri ilk 2-3 yaşına kadar en fazla geliştiği için yani her çocuk bir mizaçla doğuyormuş benim de daha yeni öğrendiğim şeyler ama karakteri özellikle 2-3 yaşına kadar çok yoğun bir şekilde gelişiyor. O tarafla Generative AI'yi biraz daha birleştirdiğimiz bir girişime yatırım yaptık. O da çok başarılı bir şekilde geliyor inşallah. Dolayısıyla açığınız fikirleri olan varsa memnuniyetle paylaşabilirsiniz. Sizi alalım, sizi önden hep kaldınız. Buyurun, merhaba. Çok low-level'dan soru sormak istemiyorum. Herkesle faydası olması açısından. Bazen low-level şeylerin de faydası olabiliyor demek. Doğru. Doğru anlatsınız. Teşekkür ederim. Bütün macerayı sadece fazlara bölseniz, 4 faz olabilir, 5 faz olabilir. Hangisi mi daha zor oldu bu? Yok, sıralaması doğru muydu sizin yaptığınız bir B2B SaaS açısından soruyorum. Tüm bu yolculukta distile ederek düşünseniz, bir yıllık, 2 yıllık fazlara bölseniz sizin sıralamanız nasıl oldu önceliğiniz? Doğru mu bu yanlış mı? Öncelik olarak her dönemin farklı kendi içinde öncelikleri oldu ama bu dönemde bu öncelikte bu dönem bu böyle öncelik şekillendi diye bir şey diyemem. O yüzden hani tam sorunuza cevap veremeyebilirim ama şunu söyleyebilirim. B2B SaaS şirketleri 0'dan 1'e, 1'den 10'a, 20'ye giderken o yollar arasında yapılması gereken şeyler çok temel, çok common, çok ortak ve aynı zamanda öğrenilebilir ve follow edilmesi gereken şeyler. Biz onları follow ettik. Yani bir dönemde şunu önceliklendirdik, bir dönemde bunu önceliklendirdik diyemem. Her dönemin belli requirement'ları vardı önceliklendirmek için. Sadece belki işin başında önceliklendirmeniz gereken genel en temel konsept şu olabilir. Siz daha çok bir satış şirketi mi olacaksınız, bir ürün şirketi mi olacaksınız? Bu arada yanlış anlaşılmasın, ürün şirketi, satış şirketi olmak, kötü ürün olmak demek değil. Belki biraz daha işte product tarafında enterprise support ya da başka metotlarla ilerleyip aslında satışın daha drive ettiği bir growth'unuz mu olacak? Bence ilk etapta bunun satış olmasında bir sakınca yok ama kesinlikle zaman içerisinde product kısmına gitmeli. Yani şöyle bir endişeniz olmasın ama çok product oriented, o yüzden söyledim, product kendini satsın. Öyle bir dünya her zaman mümkün olmayabilir, bazen de çok mümkün olabilir. Ama satmadığı ya da satmayacağı kezlerde, bizim mesela bir enterprise software, ürün kendini satamaz. Enterprise'e kendini gidip satacaksın, ürün kendini satamaz. Ama böyle olmasa bile product'ın bir dönem sonra sadece başkası tarafından kullanabileceği, operate edebileceği, sign up edebileceği bir varyasyona getirmek işi her zaman bence hedef olmalı. Mümkün olduğu kadar self-serve, o kadar doğru customer success ve o kadar less, more efficiency diyebilirim. Merhaba. Son 2 soru kaldı diye gördüm burada. Soruyorum. Son 3 soru, buyurun. Ben kırılma noktalarını soracağım. Karşılaştığınız özellikle yurt dışı pazarına açılırken ki çok zorlandığınız problemleri ve bunları nasıl aştınız? Ya biz kolay olsun diye önce Asya'dan başladık. Daha az rekabet var diye. Hiç kolay olmadı çünkü çok mobil odaklı bir pazardı. Çünkü insanların genellikle oradaki ülkelerde maddi imkansızlar nedeniyle bilgisayarları değil, şeyleri var. Cep telefonları var. Hani derler ya desperation is the motivation diye. Bazen o çaresizlik insanları başka şeyleri yaratmaya motive ediyor. Orası dolayısıyla çok mobile app oriented bir pazar. Biz hani daha dünya Amerika filan product market fit'i mobil tarafta bulmaya çalışırken, mobile oriented bir world yaratmaya çalışırken biz oraya gittiğimizde 3G, 2G odaklı ürün yapmaya çalışıyorduk ve bu bizi çok zorladı. Bence o insanların kırılma noktalarından bir tanesi o sayede hani o mobile oriented dünyada en hızlı adapte olan tool olduk. Amerika'daki birçok tool ve rakibimize göre çok daha hızlı bir şekilde. Bence kırılma noktası oydu. Yani adamlar bize görüşmede oranın en büyük mesela telkosunun
Türkiye'deki zaten mesela bir GSM operatörüne göre ya da hatta belki Amerika'daki çok GSM operatörüne göre çok daha fazla kullanıcı sayısı var. Yani öyle kullanıcı sayıları ki bizim hani dudağımız uçuklamıştı gittiğimizde. Adamlar 2G, 3G diyor, biz ilk kez duyuyoruz falan. Hani onlara adaptasyon o zamanlar için. Yani sene işte dediğim gibi 2014-2015. Bayağı şey olmuştu bizim açımızdan. Challenging ama çok iyi oldu. O kaslarımız o anda mobil kaslarımız çok gelişti. O kırılım noktalarından bir tanesi. Bir de bence ilk kez şirket almak. Çok uzun zaman düşündük. Yani alamadık uzun süre. Artık kendi beğenmiştik mi dersiniz? Her şeyi bir kulp takmak mı dersiniz? Bence önemli kırılım noktalarımızdan bir tanesi geçen sene Mind Behind. Bir Türk şirketi olan Mind Behind'i satın aldığımızda yaşadık. İyiymiş ya, çok güzelmiş bir şirketin de alınması, hazır product'ın gelmesi, onun entegrasyonu zor olsa da değerin hızlı bir şekilde görülmesi. Şimdiden o sinerjiyi sağladık. Sinerji çok önemli satın almalarda. O bence insan için önemli kırılım noktalarından bir tanesidir. İlk Singapur'a mı gittiniz? Asya'da? Asya'da ilk Singapur'a gittik. Singapur, Malezya, Endonezya, Kore, Japonya, Avustralya. Evet. Buyurun. Merhaba. Ben Bilal programında hayatına bakmış olduğumuz bir öğrenci. Ay şu an tüylerim diken diken oldu. Süper. Şu anda da mezun olduktan sonra İsrail'in yazılım ekibinde stajyer olarak çalışmaya başladım. Şu an bizde stajyer misin? Şu an ofisten geldim. Ay bir alkış geldim. Evet, sen zaten biraz daha devam edersen ağlayacağım ben de o yüzden şeyi içerisinde. Henüz Trendyol, hepsi böyle gibi e-ticaret sitelerinin yeni yeni kurulduğu, popülerleşmeye başladığı dönemlerde siz ekibinizle birlikte onların geleceğe yönelik sorunlarını nasıl öngördünüz ve henüz yeni olan bir pazar olduğu için hedef kitlenizi ve ihtiyaçlarını nasıl analiz ettiniz? Ben de merak ediyorum. Ha, çok doğru soru. Normal şartlarda aslında ihtiyaçlara baktığın zaman her ne kadar böyle tool'lar, bizim gibi tool'lar dünyada daha yeni şekillenmeye başlamış olsa da ihtiyaçları çok netti. Konuştukça anladık. Reklam harcamaları çok yüksekti. Siteye ziyaretçi getirmek hiç zor değildi. Ama siteye ziyaretçi getirdikleri anda kaybetmek bir o kadar kolaydı. O kadar para harcayıp bu ziyaretçilerin birçoğunu kaybetmek onun için aslında asıl en büyük zorluktu. Orada ne kadar, gelen insanların ne kadar fazla satın almaya, işte daha fazla sayfa gezmeye, illaki çünkü e-ticaret sitede çalışmıyoruz, işte publisher'larda çalışıyoruz, bankalarda neyse o call to action tanımı, oraya yönlendirmek için aksiyonlar almanın onların reklam harcamaları, dolayısıyla en büyük bütçelerini optimize edeceğini ve leaky bucket'ı keseceğini öngördüğümüzde aslında o ihtiyacı görmek inan çok zor olmalı. Yani net bir şekilde zaten 3-5 tanesiyle konuştuktan sonra ne kadar advertisement heavy, yani reklam odaklı ve reklam harcama odaklı bir sektör olduğunu, asıl ihtiyaçlarında bunu optimize etmek istediklerini anladık. Çünkü e-ticaret dediğiniz şey sadece bir metreye bağlı bir konu değil, birçok metrik çok kritik. İşte conversion rate'ler çok kritik, bounce rate'ler, işte sepet terkler, card abandonment dediğimiz hepsi de aynı anda optimize etmek için her journey'e dokunan bir şey olması gerekiyor. Dolayısıyla o ihtiyacı net görebildik. Ben çok teşekkür ederim. İsterseniz son sorumuzu, son iki soru sizin de vardı. Yani. Son iki soru tarafta bir soru vardı. Bunu bitirelim. Fiziksel olarak sorular bizim sanırım online'da da birkaç soru var. O yüzden buradan bir selfie almıştı. İnşallah insanlar bayılmadı ama hani şey çok iyi olur. Tamam, devam edelim. Hayır, onlar açısından söylüyorum. Hani okey mi herkes acaba o soruları almaya? Çünkü zamanı geçtik ama. Alalım mı birkaç soru daha, yavaştan bitirelim mi? Okay. Bence şu buradan sessizlikten şunu alıyorum, artık yavaştan bitirelim. Şöyle yapalım. Biz sadece son bir soru alalım. Ondan sonra geri kalan iki soruyu ben fizikselde yanıtlayayım. Yani fiziksel derken sana fizikseliniz de giderken yanıtlayayım. Tamam. Ben de aşağıdan yürürseniz. Buyurun. Sektörde büyük bir şirket olan bizden de sizin bir şey gündem olsun. Yazılımcılar günde 16 saat çalışmalı gibi bir kelime kullanmış. Biz mi kullanmışız? Başka şirket? Yok, başka bir şirket.
Evet. Biz de kullanmış olabiliriz. Sen yalıyorsun ki. Evet. Insider'da bildiğim kadarıyla sabah 9, akşam 7 şeklinde çalışılıyor. Yok, bize mesai saati yok. Yani tam bilmiyorum, yanlış da biliyor olabilirim zaten. Sizce bu 16 saat çalışma yazılımcılar için normal bir süre midir? Yoksa bazı ülkelerde mesela 4 gün uygulamasına geçelim diye biliyorum. İngiltere'de olması lazım. Acaba sizin de böyle bir hedefiniz var mı? Yani haftalık olarak 4 gün çalışma gibi çalışmaya dönme gibi bir planınız var mı? Bu arada girişimci misiniz? Yok, hayır, ben yazılımcıyım. Ha, tamam. Çünkü girişimci olsanız asla böyle bir soru sormazsınız. Neden ama sormazsınız? Zaten orada önemli olan saat değildir. İşin bitmesidir. Şimdi bizim çalışma sistemimize bak, yani çalışmaya bakış açımız nasıl? Saat zaten sayılmamalı. Ama biz kesinlikle, dedim ya biraz önce, founder'ların kültürü de yansıtır, şirketin kültürünü yansıtır founder'larda. Ya da vice versa. Biz hardworking insanlarız. Yani dolayısıyla tabii ki de 6 saat çalışalım, teşekkür edelim modunda da değiliz. Ama şöyle bir durum var. Agile metodolojisini kullanıyoruz ve ekipler, agile ekipleri bir araya gelip yazılımcılar tarafında hangi task'ın ne kadar günde, ne kadar zamanda, ne kadar eforla biteceğini zaten kendisi belirliyorlar. Ve ondan sonra bir sprint time'ları var, yani sprint koşuyorlar. Herkes commit ettiği task'ı o süre içerisinde bitiriyor. Şimdi dolayısıyla yazılımcıların kendi eforlarını, kendi deadline'larını belirlediği bir sistemde yazılımcılar kaç saat çalışıyor? İnsider sorusunun cevabı bende yok. Sinan diyor ki zaten hiç sende öyle bir soruya da cevap olmamalı. Önemli olan o sprintte yazılımcıların kendisi biz bunu yapabiliriz diye commit ettikleri şeyde yapabiliyor olmaları. Diyeceksiniz ki şimdi o zaman onların hardworking olduğunu nasıl belirleyeceğiz? O da zaten hani kültürel bir konu olduğu için liderleri, kendileri, o insanların zaten hep öyle o insanlar olmuş olmaları, işe böyle bakışı olmaları o zamanları da o şekilde belirlemelerini sağlıyor. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Dolayısıyla biz de hani biz saat saymayız, biz mesai saati de saymayız. Biz iş, belirlenen iş ve kendini zorlayarak ama deadline belirlenmiş. Çünkü zaten derler ya ÖSS sınavı 7 saat olsaydı herkes birinci olur diye. Yani tabii ki eks işi çok uzun zamanlarda değil de gerçekten en hızlı, en aktif, en yüksek kalitede yapabilmenin yolunu bulan bir zihniyette kendi işlerini, kendi deadline'larını, kendi çalışma stillerini belirliyorlar. Ben her ne kadar çok karşı olsam da karşı olduğumu söyleyeyim çünkü bence kısa dönemde rahatlık ama uzun dönemde damage, zarar getiren bir sistem, uzaktan çalışma. Dediğim gibi kısa dönemde rahatlık ama uzaktan uzun dönemde kesinlikle damage yaratacak, yaratıyor ve yaratacak. Ama yazılımcılar ve şu an productçılar bu konuda, işte galiba bir arkadaş sormuştu bir şey, ben bu arada anlamını tam olarak bu sene öğrendim kartelin o şey sayesinde. Kartel olmuşlar sağ olsunlar, onları artık getiremiyoruz. Yani getiremiyoruz derken sektörde uzaktan çalışma artık onlar için bir, nasıl diyeyim, give up etmedikleri bir konu. O yüzden bizimkiler de buradan da izliyorlarsa şeyde serzenişte bulayım ama uzaktan çalışıyorlar. Evet. Yavaştan bitirelim. Geç saat olmasına rağmen herkes heyecanla burada olması olduğu için herkese çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu aslında hem mutluluk verici hem umut verici. Sevgili Hande Çilingir'e de çok çok teşekkür ediyoruz. Katıldığı ve deneyimini, tecrübesini bizimle paylaştığı için. Herkese iyi akşamlar. Çok sağ olun. Bu arada çok pardon, çünkü bir şey daha söylemek isterim. Bizim bazen kendimizde ya da kendi insanımızla belki daha fazla geliştirmesini hatırlamamız gereken şeylerden bir tanesi paylaşımlar. Biz biraz azıcık hepimiz paylaşımı çok belki sevmeyen bir tık bazen kıskanç bir milletiz. Ama bu özelliklerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Çünkü ekosistemler beslendikçe, bilgiler birbirleriyle paylaşıldıkça, kontaklar, müşteriler, yaşananlar birbirleriyle paylaştıkça büyür. Ekosistemleri büyütmek için birbirimize çok fazla yardımcı olmamız gerekiyor. O yüzden bizim elimizde olan bugüne kadar yaşadığımız deneyimlerden elde ettiğimiz şeyleri ekosistemle paylaşma noktasında oldukça açığız, istekliyiz. Lütfen bize ulaşın. Bugün bir product'ı yapma noktasında, bugün bir hiring konusundaki hatalar noktasında,
Hepinizin içeride konuşabileceği çok büyük bir ekip var Insider'da. Onların hepsi belli konularda size mentorluk verebilir. Kapımız her zaman açık. 1+1+1 gibi programlarla da mentorluk bazında da sadece bir arkadaş sohbetinde de dinlediğinize çok teşekkür ederiz. Her zaman bekleriz. Merhaba.